的很有自信，那还要拉空出来，那还要拉空出来，对，是这样，这只要给我一点的给你。Sayın İlhan Müdürüm, çok değerli rehber öğretmen arkadaşlarım, uzman doktor Tarık Özaktaş'ın bilgilerini paylaşacağı bütüncül psikoterapi uygulamasında krize müdahale konulu seminere hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada çok değerli hocamızı aramaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Onu sahneye davet etmeden önce konuşmacımız uzman doktor Tarık Özaktaş ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. 1958 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri'de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi'nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Tıp Fakültesinde okuduğu yıllarda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. Taksan Takım Tezgahları Sanayi Anonim Şirketi'nde uzun yıllar iş yeri eğitimini yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir süre siyaset psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışmasını yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda iş yeri eğitimini üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavları verdikten sonra ansiyete bozukluklarında psikofarmaka ve kombine terapiye cevap hususiyetleri başlığı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiye'de devam etmektedir. 2005'ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü'nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği bütüncül psikoterapi eğitim programını devam ettirmektedir. Ayrıca hipnoz ve Masters'ın yaklaşım üzerine düzenli eğitimler vermektedir. Psikoterapi Enstitüsü Başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında aktarım odaklı terapi, duygu odaklı terapi ve süresi sınırlı dinamik psikoterapi yer almaktadır. Konuyla ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında bütüncül psikoterapi, hipnoz 1 ve 2, alerji ve delir hastalıklarında hipnoterapi, cinsel problemlerde hipnoterapi, hipnotik yaş gerilemesi, ansiyete bozuklukları ve tedavisi yer almaktadır. Unified Psychotherapy ve Clinical Science Dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri Dergisi'nin yayın kurulundadır. Sözü daha fazla uzatmadan Sayın Hocamız, hocamızın bütüncül psikoterapi uygulamasında krize müdahale konusunda en iyi bilgilerini paylaşmak üzere buraya davet ediyorum. Keyifli söyleşi olmasını diliyorum. Teşekkürler yapmak. Thank you.
Şimdi. Evet, sesin geliyor mu arkadaşlar? Rehberlik araştırma merkezlerine bir süredir konferanslara gidiyorum. 20'nin üzerinde, tam mesela 30 üzerinde konferans verdik. Sohbet ettik. Her bölgeye farklı bir taleple bir şekilde vaktim oldukça da bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Üç bölgede diye hatırlıyorum. Krize müdahale konuşursak iyi olur şeklinde ifade edildi. Bunların bir tanesi de Silivri RAM olarak değerlendiriyorum. Biraz önce aşağıda Sayın Müdürüm'le sohbet ederken bölgenin özellikleri nelerdir? Hangi krizler var ve hangi krizlere müdahale edilebilir şeklinde konuyu tartışmaya açtık. Burada bölgede ciddi bir kriz bulamadım ben. Özellikle rehber öğretmen arkadaşlarım ya da tedarici arkadaşlarım kendilerini yaşadıkları krizler vardır. Bu krizler üzerinden gündemi belirleyebiliriz. Yani işte kriz dediğimizde savaş anlıyoruz, göç anlıyoruz, cinsel ve fiziksel suistimali anlıyoruz, boşanmış aile çocuklarının bir şekildeki ailedeki konumlarını anlıyoruz, bağımlılık, uyuşturucu kullanımı anlıyoruz, şiddeti anlıyoruz. Birazcık işte bağımlılık da bir kısmı bir şey fakat artık işte boşanmış aile çocuklarının yaşamış olduğu krizlerle ilgili. Tam krizde diyemeyeceğim olur ama Yılmaz bu malzemeyi bulduk ki ama sizlerden gelecek geri bildirimlerle bunu toparlamaya çalışacağız. Bir bölgede böyle ciddi krizler bulamayınca krizlerin aslında bizlerde olduğuna dair sonuca vardı. Evet bizler krizleşiyoruz. Bu krizi nasıl yönetiriz, ne yaparız? Oraya buradan gidelim. Aranızda kriz yaşayan var mı hiç? Yok gördüğüm gibi hepiniz biri baksınız benim diyebilirler. Yok şimdi mesela örnek olarak göstereceğim. Siz buraya gelebilir misiniz sahneye? Evet. Buraya çağırıyoruz sizi. Şimdi kriz başladı arkadaşlar. Bunu nasıl yönetecek beraber bakalım. Hoş geldiniz. Neden geldi? Her çağrıma gider misin? Peki niye geldin? Manyak mısın sen? Benim önemsediğin için geldi. O yüzden buradayım. Peki, teşekkürler, hoş geldin. Elinde gayet güzel. Beklenmedik bir şekilde çağırıldığı zaman ne oluyor? Mesela gel buraya dediğinde ne hissettin? Çok iyi şeyler hissetmeyin. Ha, biz buna kriz diyoruz. Yani nabız, tansiyon, kalp atımı, heyecan, ne olacağı belirsiz bir şey. Değil mi? Tamam ki bu arada. Ya acaba buraya gelebilir misiniz? Rica etsem. Yani bana yardımcı olalım. Ben buraya diyorum. Kolay yok. Ben de size bak. Ama sen kim oluyorsun? Terbiyesiz. Şimdi bunları şimdi biliyor ama bir hikmeti vardır. Şimdi en basit haliyle beklenmedik bir şeyle karşılaştığımızdaki ruhsal tavrımız bir krize karşı bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuzu belirleyen şeydir. Beklenmedik bir şey isminiz neydi? Döne. Döne beklenmediği bir şekilde o dört kişiden bir sizin seçecektim vardı. Unutamadım ama böyle ya şunda ya bunda deyince döne de kaldı kafamda. Döndüğüm kurmandı aslında. Niye odaklandım bilmiyorum. Onları bir ekip olarak gördüm gördüğümde bir bütün haset ettim herhalde ama şunda bir parça değilim. Ne güzel bak gömlek beni çok hoş. Ama böyle bir durumda gel buraya deneyimce seçildiğinde çeşitli tepkiler ortaya çıkar. Bu tepkileri birlikte değerlendirelim ve buradan büyük krizlere doğru nasıl gittiğimizi görelim, olur mu? Elimizde bir numara var. İzin verir misin? Bir, yani ben... Peki, teşekkürler. Kobayla değilim de. Bizlerin işlerini kolaylaştıracak, sende de bir deneyim ve tecrübe yaşayacak. Vücudunda ve ruhunda ve zihinsel yapında neler olduğunu birlikte değerlendirir. Bunu bir yerlere, bir kitabı yerlere oturtup öğrencilerimizle yaşadığımız, idareyle yaşadığımız, devletle yaşadığımız krizleri nasıl yöneteceğimize dair deneyime dayalı bir değişim ve dönüşüm yapalım, olur mu? Önce merak ettim. Gözünüze gel.
geldiğimizde ne oldu içinde? Beni gördün mü? Gördüm. Göz göze geldiğimizi gördün mü? Evet. Ha, güzel. O zaman diyoruz ki kendi iç dünyasında kilitlenmemiş, dünyayı algılayabilen, çevresinin farkında olan bir farkındalık düzeyinde orada oturuyor. Hiç çok bu düzeyde değilsiniz. Memlekete gidenler, gezmeye gidenler, akşam beş olsa eve gidip yatsın diyenler, gripe hazırlananlar, büyük bir dikkatle karşı tarafa odaklanıp kendi vücudundan koparlar. Bir sürü bakış tarzı var ama benim göz göze geldiğimi algılamış. Ha, çevreyle ne olup bittiğini farkındalığında olan iyi bir zihinsel yapı, pozitif bir puan aldım burada. Peki, göz göze geldi, dolandı, sen de odaklandın, ne oldu lan? Hoca taktı bana. Hoca taktı ya. Kriz başladı. Şimdi burada, hoca bana baktı mı dedi, hoca bana taktı mı dedi. Taktı. Türkçe'de taktı kelimesini öğrenciler çok iyi bilir. Değil mi? Şerefsiz hoca bana taktı. Beşten fazla alamıyorum. Onluk yapıyorum ama beş veriyor. Buna taktı mı? Taktıkça zaten negatif hisler de hocaya karşı tepki ortaya çıkar. Hocaya karşı tepki çıktıkça da dersten soğursunuz. Dersten soğudukça da hep hoca takmış olur. Beş, dördün, çünkü bire doğru gider. Onun üstüne devamsızlıktan atılırsınız. Böyle bir şey. Hoca bana taktı. Demek ki taktı kelimesinin arkasında nesne ilişkileri dediğimiz bir kavramın ayak izleri var. Böyle sana bir mikrofon vereyim mi? Ha, sen duyuyorsun da. Duyuyorlar. Mikrofondan korkuyor musun? Al bir. Hocam şiir okuyor, korkmaz o. Öyle mi? Şöyle kenarda duralım. Böyle şey gibi oldu. Sen de buraya mum gitmiş gibi hissettin ve kendini kötü hissettin. Böyle rahat ol. Yani beden diliyle de rahat ol. Onunla konuşuruz. Nesne ilişkilerini duydunuz mu arkadaşlar? Kaç kişi nesne ilişkilerine bir bilgisi var? Peki fazla bir bilgimiz yok. Açayım ben. Zaten bu fırsat olacak böyle. Her bir malzemede interaktif olarak fırsatlı olarak kalacak. Nesne ilişkileri demek, bir bebek doğduğu andan itibaren annesiyle temas içerisinde olur. Annesiyle deneyime dayalı olarak kendiliğini ve ötekini içsel olarak algılar. Bir müddet sonra annesinin temsilleri zihnine oturur. Annesi gerçekte olmadığı halde annesiyle içeriden konuşur. Bu daha sonra bütün evreni kucaklayacak kadar tüm dostlarınızı, arkadaşlarınızı, sevgililerinizi içinizde alırsınız. Zaman zaman yolda ben yapıyorum, böyle giderken şerefsiz böyle yapıyorum falan diyorum. Bakın etrafta kimse yok, iyi diyorum, deli demeyecekler. İçimizdeki ötekilerle konuşuyoruz. İşte içimizdeki ötekiler bizim hayatımızı kolaylaştırıcı iyi anneler ve babalar, eş dostlar, öğretmenler olmuşlarsa hayatımız dingin ve sakin gider. Ama bebeklik dönemimizde 0-6 yaş grubunda içimizdeki anne ve babalar bizi azarlamışsa, dövmüşse, bizi fark etmemişse, kendi dertleri peşindeyse, evlilik ve boşanma süreçlerini veya kayınvalide problemlerini yaşıyorlarsa, bizim içimize aldığımız anne ve babalar bizi görmeyen anne ve babalardır. Hele hele ilkokula gelip, ortaokula gelip de öğretmenleriniz tarafından azarlanmışsanız, aşağılanmışsanız, sizin özel dünyanıza ait biriciklik olan duygularımız değerlendirilmemiş, bir kereste gibi yok bulmaya çalışılmışsanız bir takım hocalara karşı da doğal insani tepkileriniz ortaya çıkar. Tepkileriniz, öfkeniz, kızgınlığınız, kırgınlığınız, küskünlüğünüz. Hocanın da incinebilme kapasitesi düşükse sizin bu tepkilerinize karşı burnunuzu sürtmek üzere size takar. Taktığı zaman da sizi aşağılamak için takar. Değersizleştirmek için takar. Pislik olarak görür. Sizin zihninizde böyle içselleştirilmiş bir nesne ilişkileri kalıbı varsa birisi sahneye çıkıp da böyle sizlerin her birine odaklandığında gözünüze baktığında sen gel dedi, taktı adam, taktı. Takılan kim, takan kim? Ben değil. İç dünyasında benim konumumda olan geçmişteki deneyimlerine bağlı bir takım hadiselerde hoca bana taktı derken içindeki taktığı nesneyi konuşuyor. Ben burada hasbertader, onun için bir figür oluyor. Bir özelliğim yok. Ama hissettiği duygu takılma. Aynı şekilde başka konferansta arkadaşım birisini seçtim.
Dedi ki beni seçeceğini biliyordum dedi. Nerede? Ya benden başkası seçilebilir mi şu sınıfta dedi. Böyle yürüyerek geldi. Sen hoca dedi takıldığın bir yer varsa yardımcı olayım sana. Adam da öyle gördü kendini. Demek ki birisine gel dediğinde içsel dünyasında kendisini biricik ve özel hissetmiş. Eğer bir sonra gel buraya dediğinde ha benden başka bir şey yapacak adam yok diyerek bu duyguyla da gelinebiliyor. Veyahut da baktığın zaman takdir. Bunun kaynağı ne? Yine çocukluk dönemimizdeki önemli ötekiler dediğimiz ki bakım veren kişilerle kastederiz önemli ötekilerle onların iç dünyamızdaki filizleridir. Bu filizler bizim gözümüze bir prizma koyar. Bizim gözümüze bir aracı filtre koyar. Biz dünyayı artık o filtrelerle algılarız. Eğer bir sahneye çağrılacaksa annemiz, babamız masaya çıktı hadi bakalım bir şey yap dediklerinde, bir şiir oku dediklerinde hissettiğimiz kahramanlık duyguyla size gelebiliriz. Biraz önce anlattığım gibi. Veyahut da öğretmen gel bakayım buraya sen çok boşsun. Yap bakayım şu problemi. Yap bakayım. Kızının bak boyu ne kadardı? Nereden doğum, nereden bakar söyle bakayım. Kalırsınız orada dımdızda. İşte o takmış hocanın halini. Demek ki takmış taktı dedi. İkinci cümleye geçelim. Ondan sonra ne oldu? Ya burada olunca ilginç bir şey olacağını hissettim aslında. İlginç. Yani farklı bir şey olacağını. Farklı bir şey olacağını. Şu korkma kelimelerden içinden kalbinden ne doğuyorsa onu söyle. Bu da oluyor yani. İlginç ya buraya çıkıp klasik bir cümle kurup oturmayacaktım yani normal. Evet. Orada bir şey olacak. Şey, bir şey olacak. O yüzden de bir merak, bir kaygı. Ufak bir kaygı. Şimdi bunları açacağız. Şimdi yine içselleştirilmiş nesne ilişkilerinde ilginç bir şey olacak. Gideceğiz bir maceraya doğru gidiyoruz. Mesela bir başka arkadaşı çağırdım, elini cebine koydu. Ha gelelim değil mi? Aslında dönmüyor. O kadar lalet tayin ki, o kadar sıradan ki, abi her gün zaten topçulara çıkıyor. Yemeyim dedi, hayır, sizi kırmayayım. Ama bu öyle değil, bak bir de içselleştirilmiş nesne ilişkileri. Bir deneyim yaşayacağım, ilginç. Hatta biraz da ürkek. Hatta biraz da kaygıyla karışık hafif korku. Başıma ne gelecek? Belirsizlik var. İlginç ama bana Allah'tan kötü bir şey olmaz. Şimdi içeriden bir taraftan böyle dua eden tarafıyla bir taraftan merak duygusunu onu dürtmesiyle iki arada bir derede buraya geldi. Ama ilginç kelimesi ve merak etmesi onun kişiliğini dünyaya bakış tarzını sergileyen bir yapı. Kriz yavaş yavaş geliyor. Belirsiz, hafif kaygı, ne gelecek başına? Peki, sözlerim biraz sertleşti. Sen dedin öyle. Burada ne oldu? Duydun mu onu? O sertliği hissettin mi? Duydum. Yoksa kendi telaşında mıydın? Ha, yok duydum. Oradan biraz aslında ilginç geldi. Oradan biraz kaygılandın. Bu adam ne dedi? Bu mendebur bir adam. Ya ilginç geldi. Aslında kalkmamayı düşündüm. Başkası söyleseydi bu kalmazdı. Hep birlikte olmasaydı bunu yapmazdı. Yani mesela öğretmenler odası dostlardı. Ben de bir öğretmen olsaydım. Kal orada buraya gel deseydim. Nah gelirdi. Şimdi iki tane olay var. Aslında nahoş bir şey var. Dikkat ediyor musunuz? Bir kriz var. Emrediyorum. Ne haddim efendim birisine? Ve sert bir sözle emredip hafif içine biraz aşağılama koydum. Yani %12 civarında aşağılama koydum, %17 civarında emretme koydum, %40 civarında gel buraya dedim, otoritemi kullandım. Bunların hepsini bir vektörel olarak birleştirdiği için hep temel duygu şu, çıkma. Ha, sen bunu hak etmiyorsun. Ama dedi, ayıp olur ya, arkadaşlar dedi, şimdi rezil olacağız. O daha büyük bir vektör oluşturunca, çık bakalım dedi. Yani bunda da bir hayır vardır, bir hikmet vardır dedi. İçinde çıkmak istemeyen tarafıyla, çıkmak isteyen taraf arasında bir kriz doğdu. Fark ediyor musun? Şimdi bu krizin bedensel yansımaları esas hikaye burada. Şu ana kadar olayı kognitif dediğimiz bilişsel düzeyde tartıştık. Şimdi minicik bir krize mikro analizini yapıyoruz. Bunun makro boyutlarını şimdi konuşacağız. Mikro boyutta bu bedensel belirtiler verir. O andan itibaren içerideki çıkmak isteyen tarafla çıkmak istemeyen tarafı hormonal olarak bütün sistemi alert hale, tetik haline getirir. Bu tetik haline gelme direkt olarak sempatik sistem dediğimiz
sinir sistemini aktifleştirir. İki tane sisteminiz var. Beynimizde. Sempatik sistem, parasempatik sistem. Parasempatik sistem şu oturduğumuz hal. Oh be. Dinliyoruz. Biz orada değiliz. Keyifle. Sempatik sistemde buraya çıkmış hali veya gel buraya dediğim hal. Ne olacak? Savaşacaksınız. Dedi ki çıkmayacağım. Savaşabildi mi? Teslim oldu. Kaçacak. Bırakıp gitti mi? Gidemedi. Donup kalma var. Kısmen boğulu. Ölü taklidi yaparsın. Doğada çok şey var. Ben yokum burada. Hayvanlar yapıyor biliyorsunuz. Aslında saldırınca kaplanır. Ceylan donuyor. Aslan bir bakıyor hayvan yok ortada. Hayayla hayvanı ayırt edebilir. Çünkü hareketli cisimleri ayırt edebilir. Av hayvanları, yırtıcı hayvanları. Donup kaldığınız zaman ölmüşün ölü hayvana dokunmazlar. Mırdar yemezler. Canlı öldürmeleri lazım. Böyle bir doğanın kanunu var. Çocukluğumuzda derler bize, köpek üzerinde koşur, donkal derlerdi. Ne olduğunu anlamadın, daha sonra okuyunca anladın. Köpek şaşırıyor, bir anda durup kalıyorsun böyle. Kalıyor. Ona da benzer bir hal, buraya geldi. Peki, ondan sonra ne oldu buraya gelene kadar? Gelene kadar bir çalışıyor mu? Peki, geldi. Merhaba diyeyim dedim. Bir merhaba diyeyim dedim. Konuşalım. Yani çalışarak değil. Anlamaya çalışayım da oluyor. Değil. O belirsizliğin bir belirli hale getirme isteği. Evet. Şimdi orada söyleyeyim buraya gelene kadar ben bedensel duygularımıza odaklanacağım. Bir düşünceyi kenara koyuyorum. Kalbin ne oldu? Kalbinde atma yavaş yavaş hızlama normal. Hızlandı. İki nefesinde daralma. Evet. Ellerde hafif titreme. Evet. Evet. Yani bedensel olarak sarsılma duygusu. Bunlar panik duyguları. Anksiyete ve krizdir bunlar. Yani hepimiz yaşarız. Hangimizi çağırsak buraya, biraz da böyle bu kadar da çağırırız. Kusura bakmayın yani. Arkadaşım dedi ya hocam denek olarak kullanabiliriz. O bağlamda söylüyorum. Böyle bir paralık yapmak istemem elbette. Kalp çarpmaya başlıyor. Bu tehlikenin geldiğini, kaplanın üzerine doğru saldırmaya başladığını, tetikte olma halinin, yani sempatik sistemin aktivasyonu. Ardından nefes almayla ilgili. Yani nefes daralmasıyla ilgili belirtiler. Ellerde, ayaklarda yavaş yavaş güç kaybı, titreme ve buraya gelene kadar eğer bunu denetim altına alamazsa yığılıp kalma. Bayılma. Şimdi kriz, biyolojik parametreleri bunlar kriz. Eğer kalbiniz atıyorsa, çarpıntı başlamışsa, ve bunu kontrol altına alamıyorsanız çarpıntı gittikçe artmaya başlar. Alamadıkça daha çok artar, korkuyu besler, korkuyu besler. Kaygıdan kaynaklanıyor. Nefesiniz daralır, yetmez. Yaparsınız, nefes sanki oksijen bitti ortamda. Ve nefesinizle ilgili sıkıntı başlar. Nefesinize ve kalbinize odaklandıkça da kısır bir döngüye girersiniz. Halbuki bunlar savaşta daha güçlü olabilmek için, kanın pompalanması için gerekli. Daha derin nefes alarak mücadele etmek için gerekli, hayati organlara kan gönderilmesiyle ilgili gerekli. Ama bu ne oluyor? Felç haline doğru, panik atağa doğru gidiyor ve eller yavaş yavaş titremeye başlıyor. İşte bu durumda, böyle bir ortamda bu krizi yönetemeseydi, bu bir panik atak haline alırdı. Bu deneyim, tehlikeli bir deneyime dönüşürdü ve mühürlenme dediğimiz, imprinting dediğimiz zihinde deneyime dayalı bir korku yaşar. Okullarda, ergenlik döneminde özellikle çalışan arkadaşlar, öğrencilerin, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde böyle bir deneyim yaşadıklarını, sözlüğe kaldırılma, konuşturma ve zorlanmada hayatlarının en büyük travmalarını yaşarlar, kişilerin hayatları biter. Basit bir örnek vereyim. Bir bilim merkezinde bir hocamız var, bir gün bana geldi, diyor ki, hocam beni tehlike etti. Niye dedi? Çok kötüyüm dedi. Çok kötü. Nasıl kötüsün? Beni zorla müdür yapmak istiyorlar dedi. Ne güzel dedim ya, beni kimse yapmıyor. Kazın ayağı öyle değil dedi. Hocam dedi, ben dedi, ortaokul yıllarında da bir sefer sözlüğe kaldırılmıştım dedi. Hocam beni arkadaşlarımın yanında çok aşağılamıştı. O günden beri birisinin önüne çıkmak benim için ölümcül bir şeydi. Şu anda da ben kendimi dedi, bilime verdim dedi. O zaman kapanıyorum. Hep okul birincisi oldum dedi. Türkiye'de dereceler yaptım. Şu anda bizim devletimizin o bilim merkezinin en üst seviyesinde
araştırma ve projelerin içinde bulunan bir insan. Fakat yeni gelen yönetim, devlet bazında, CV'lere baktığında bu adamın CV'sinin, özgeçmişinin o departmanda veyahut da o bölümde genel müdür olmaya en layık bir şey olduğunu, fakat hep ihmal edildiğini bu adamın. Kimse onu genel müdür yapmadığına göre adil birisi geliyor güya. Diyor ki şu getir bakayım burada çalışan 20 yıllık, 15 yıllık personeli bir inceliyor. Buna bakıyor, bunun dosyası bu kadar bilimsel makale, araştırma ve ödüllerle dolu. Diğerleri bu kadar, bu kadar. Diyor ki bunu yapacaksınız. Çağırıyor bunu. Diyor seni genel müdür yapacağım. Felayet mi oluyor? Efendim beni yapmayın diyor. Ya bu kadar mütevazi olmadı mı? Ulan adamın derdi başka. Şeyin derdi başka, devlet yetkilisinin derdi başka. Hayatında bir sefer yaşamış olduğu bu kriz nedeniyle o zamanki pedereci arkadaşımız buna müdahale etmediği için, devletimiz o okula rehber öğretmen atamadığı için, devletimiz o okula rehber öğretmen atadığında o rehber öğretmen o sırada nöbette olduğu için o çocuğun cümle regülasyonunu o gün sağlamakta başarısız oldu. Ve onun yaptığı şey ömür boyu kaçmak oldu. Zekasını kullanamadı, becerisini kullanamadı. Hayatta bağlı olmak istediği şeyi kullanamadı. Gitti bilim dünyasında kendisi en uygun bir mesleği seçti. Kimseye bulaşmıyor. Sabah odasına giriyor, akşama kadar bilgisayar başına bir üretim. Proje üretiyor, makale üretiyor, yazıyor. Yeter ki diyor, beni kapının üstüne kimse çıkarmasın, bilgisayar muhatap etmesin. Ama elin olduğu için sen çok başarılısın, sana çok zulmedilmiş burada. Kimse seni müdür yapmamış, ben seni müdür yapacağım. Şimdi krizi yönetmenin küçük boyutundan büyük boyutuna geldik mi? Demek ki orada ben seni çağırdığımda bir kriz başlatabilirdim. Eğer bu krizi yönetemeseydik, seni travmatik bir şekilde deneyime dayalı bilime kurban verecek. Ama gördüğün kadarıyla yavaş yavaş yüzünde neşen geldi. Dolayısıyla o krizi atlatmış gibi gözüküyoruz. Bir başka vaka örneği anlatayım mı? Yapmayın arkadaşlar. Bir yüzbaşı geldi bana. Başkan dedi, çok korkuyorum. Nasıl korkuyorsun ya dedim, yüzbaşı korkar mı? 20 yıl kadar oluyor. Hocam dedi, ben dedi, şeyden korkmam dedi. Savaştan, ölmekten, öldürmekten. Ne kadar dedi, şey varsa dedi, pusu işleri varsa dedi, benden sordu. Güneydoğu'nun ayağını basmadığı bir yer tanımadı. Özel Hak Dairesi'nden bir yüzbaşı. Peki neden korkuyorsun? Ben dedi, otoriteden korkarım. Ne demek bu? Sana bir vakit anlatayım da dedi. Olayın şeyini anla dedi. 80 sonrasında, 80 ve 86 yılında, 80-86 döneminde bilen var mı aramızda? Bir fazla kaldırsın, kaç kişi var? Kenan Evren dönemi. Yok kimse yok. Yaşı senin uygundayım, bilemezsin. Doğum mu kaç senin? 76. Yok, sen 4 yaşındasın. Ne demek? Hatırlıyorum ama Kenan Evren'i falan. Tamam, yani. Hatırlayacaksın. Evet, peki. O ihtilal sonrasında o 5-6 yıl devlet yönetimi bölgedeki askeri temsilciler tarafından yapılırdı gayri kanuni olarak. İlçeye bir kaymakam atandı. Bunun bölük komutanı olduğu bir ilçeye. Kaymakam gözünü nereye bakıyor? Garnizona bakıyor. Bölge komutanı beni ziyarete ne zaman geliyor? Eğer bölge komutanı kaymakamı ziyarete gelmezse kaymakam ayvayı yedi. Yani istemeyen bir kaymakam. Bölge komutanı kim? Bizim yüzbaşı. Şimdi kaymakam atanmış. Kaymakama gidecek ama bir makama çıkma korkusu var. Önemli ötekiler dediğimiz babasıyla problemlerini kaymakamlık makamına atfediyor. Nesne ilişkileri bağlamında yine ifade etmek istiyorum. Gitmiyor kaymakama. Kaymakama gitmiyor fakat her günde hoş geldiniz ziyarete gitmesi gerektiğine dair ilçelerde böyle bir teavül vardır. Yeni bir kaymakam geldiğinde bütün ilçe müdürleri, emniyet müdürü, şube komutanı ve
garnizon komutanı, bölük komutanı ziyaret ediyor. Hoş geldiniz efendim. Ben de ilçede çalışmış bir sağlık grup başkanı olarak bilen birisiyim. Gitmiyor. Kaymakam, çevre eğitim müdürü geldi. Şube müdürü geldi. Askeri şubesi müdürü geldi. Aile bunları. Sağlık grup başkanı geldi. Tarım müdürü geldi. Milli eğitim müdürü geldi. Hepsi hoş geldin diyor. Hatta yan içeride kaymakamlar da hoş geldin diyor. Gelmeyen birisi var. Kim o? Bölük komutan. Kaymakam korkuyor. Acaba benim aklımda bir istihbarat mı? Beni içeri mi alacak? Beni devlete şikayet edip kaymakamları elinden alacak mı diyor. Sonra böyle bir ay kadar bir süre geçtikten sonra bakın her gün bizim yüzbaşı bugün gideceğim diyor. Gidebilmek için de alkol alıyor. Alkol aldığı zaman gözleri kıpkırmızı kesiliyor. Fakat alkol bile onun kaymakamlık makamına çıkmasına izin vermiyor. Krizi görüyor musunuz? Şunlar gerçek olmayan krizlerin nasıl yönetildiğine dair bir bilgi. Bir gün telefon geliyor bölük komutanlığına. Arayan kaymakam. Sayın komutanım, eğer izin olursa, izin verse, eğer müsaitse sizi ziyarete geleceğim. Yüzbaşı ne yapıyor? Yüzbaşı ne hayat çıkıyor. Hemen alkolü bir getiriyor makama. İçmeye başlıyor. İçtikçe gözleri kıpkırmızı. Kırmızılığı görülmesi diye ne yapıyor? Güneş gözlüğü. Şimdi düşünün, ihtilal sonrası bir ortam. Askeri şube, askeri komutanlığı. Makama oturmuş. Kırmızı, şeyde güneş gözlüklü bir adam. Korkudan tir 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 bu anlaşılmasın diye sert duruyor. Kaymakam gelmiş. Kaymakamın eli titriyor orada. Sayın komutan diye başlıyor. Komutan ne titriyor burada? Bir şekilde o günü halletmiş. Ve komutan soluğu benim muayenehanede aldı. Ben bunu halletmem lazım. Yoksa mahvoluyorum. Şimdi işin görünür tarafıyla görünmeyen tarafının ne kadar farklı olduğunu, duyguları regüle edemediğinizde, krizi yönetemediğinizde başımıza ne tür hadiseler geldiğini ufak bir örneğini burada ifade etmek istedim. Evet, sen çarpıntın vardı. Ellerin titremeye başladı. Ne hissettin? Nasıl kontrol edebildin? Ne zaman kontrol edebildin? Ya, sahneye çıktıktan sonra yani sizinle tokalaştık. Evet. Yani ondan sonra biraz da yani iletişim kurabildiğinizi fark ettim. Eğer siz o tarzınızda devam etseydiniz burada çok farklı çalışmalar çıkabilirdi. Ne yapardın mesela? Tekrar adak başladı diyoruz. Şimdi biz kaçın kurrasınız biliyor musun? Neler gördük neler. Yeni nesil biraz farklı. Bravo. Bir kendini gösteriyor gördüğünüz gibi. Duygu regülasyonu gayet iyi. Gayet iyi. Sınırlarını koruyor. Ben bir saldırı yapıyorum. Karşı saldırıyı da tutuyor sistemde. Eyvallah etmiyor. Sen yeni nesil biliyor musun? Yok eskide kalmışsın. Eskide kalmışsın. Peki, böyle kontrol edemediğin hiçbir deneyimin oldu mu? Çarpıntını tutamadığı, nefesin daraldığı, çekindiğin, korktuğun, istediğin halde yapamadın. Ya, oluyor bazen. Yani aklıma giden bir şeyi sormak istediğim zamanlar olabiliyor. Ya da evet, belki sahneye çıkmam gereken zamanlar olup orada bir şeyler yapmam gereken deneyime zamanlar olup. Deneyime dayalı öğrenelim diyorsun. Ama bazen evet, o orada kalıyor. Yani çıkabilecek vesaire. Yani kendinden vazgeçiyorsun. Hani bizim bilim adamının genel müdür olmaktan vazgeçmesi gibi. Ya tamam, çok sık olmasa da bu ortama göre ya da oradaki kişilere göre değişebiliyor. Çok sık olmasa da kelimesini niye kullandın arada? Ne gereği vardı? Her zaman böyle bir insan değil. Tamam da niye söylüyorsun bunu? Ne gereği var? Düşün. Araya niye girdi o cümle mesela? Biz sadece buraya çıkmakları bir günün birinde yaşamış olduğun, çıkmak istediğin halde çıkamadın bir olay üzerinde. Senin iç dünyanı analiz ediyorum. Kendini doğru anlamak istedim. Ben doğru anladım seni. Yanlış anladın mı düşünüyorsun? Çok bir şey salonunda. Ben kendi şampiyonu anlamadım. Ne gerizekalı zaten anlamazlar. Sen söyledin ya anlasınlar. Ben söylemedim ama anlamazlar.
ifade edeyim buna müsaade olur mu? İnsanlar dışarıya kötü atmakta çok mahirdirler. Siz de beceriksizsiniz, kendiniz çıkama, çıkı da göreyim buraya, nah çıkarsınız gibi. Ama bazen de çok olgun olursunuz, şartlar müsait olur. Ya ben de zaman zaman çıkamadı, oldu, korktu. Kendimi gerçekleştirmekten alıkoyduğu zaman dilimleri oldu, itirafta bulunursunuz. Fakat bu itirafta bulunduğunda içinizdeki diğer bir yanınız, diğer bir tarafınız der ki, yanlış anlaşılır, sen korkak ülkek her zaman kendini ihanet eden birisi olarak algılayabilirler. Ben buna tahammül edemem, bunu düzeltmem lazım diye onun kulağını çek. Düzelt bakayım dedi. Ben arada sıra, yani birkaç sefer oldu, genellikle böyle değil sakın ha. Kendimi hep gerçekleştiririm, kendimi ortaya koyarım. Kiminle konuştu aslında? İçindeki diğer tarafıyla. Diğer tarafı dedi ki seni herkes beceriksiz olarak algılayacak, yeteneksiz olarak algılayacak, öyle olmadığını kanıtla dedi. İçinden bir ses duydu. Bu bize nereye götürüyor? Krizin bir başka komponentine götürüyor. Eğer birileri tarafından yetersiz olarak algılanıyorsa bu boktan bir durum. Onlara zorla yetenekli olduğunu ispat etme mecburiyeti hissediyor. Biz buna dış odaklılık diyoruz. Diğerleri seni yeteneksiz olarak görse ve yanlış anlasa ne olur? Yanlış anlamaları istemez. Neden? Soru tam bu. Ya. Bu kaç lira? 20. Bu kaç lira? Bu kaç lira? 20. Bu kaç lira? Yine 20. 20 lira olduğunu biliyor. Hiç uğraşmıyor yani ben yüksekte bir 20 lirayım, sağda 20 lirayım, masanın içinde 20 lirayım demiyorum. Acaba biz değerimizi başkalarının bakış tarzına göre verirsek hayatta nasıl ayakta dururuz? Hep başkalarına 20 lira ispat, 20 lira olduğunuzu ispat etme mecburiyeti kadar sıkıntılı bir şey var mı? Ben kendimin yetenekli olduğunu biliyorum, becerikli olduğunu biliyorum. Zaman zaman da eksik ve kusurlu olduğumu biliyorum. Eksik ve kusurlu olduğum tarafımı anlatınca arkadaşlarım bu 20 liraya 10 lira zannederler diye 20 lira olduğumu gösterme mecburiyeti hissetmek neden? Senin bilmen yetmiyor. Hepimiz böyleyiz arkadaşlar. Yani bu bizi yapıp kavuran, ülkemizi yapıp kavuran, kendilik değerimizi kendi içimizdeki kıstaslara göre değil, el alemin bize vermiş oldukları geri dönüklere göre karar veriyoruz. Yine çocukluk döneminden annemizin gözünde kendimizin değerlerini ve değersizliğini oluşturmuş ise hala başkalarının gözü annemizin gözü oluyor. Ama annemiz şunu yapmışsa, bizi var olduğumuz için sevmişse, biricik olduğumuz için sevmişse, bize sadece tehlikeleri gösteren sınırlar koymuşsa, bizim her zaman 20 lira olduğumuzu ve değerimizin ne olduğunu hissettirmişse, bazılarının bize 15 demesi, 10 demesi, belki değerimizin içsel olarak 19, 18'e düşürür ama 18'e 22 arasında gidip geliriz. Veya birileri, mesela onu da yapalım. Döneydi değil mi? Dönelim. Ne kadar güzelsin yani, ne kadar boşsun yani. Yani Allah boy vermiş, boz vermiş, güzellik vermiş, yani akıl vermiş, bilgi vermiş, sınırlarını koruma yeteneği vermiş, fit bir vücudun var, yani albenin çok yüksek, gayet güzel yakıştırmışsın, böyle bir estetik tavrın var. Yani sen acaba modelist olsan mı diye düşündüm ben bu tarzlarla ilgili olarak. Yani herhalde Hollywood'un sanatçılarının giyim tarzlarında sen belirleyebilirsin gibi geldi bana. Yok, hayır. Yaparsın, yaparsın. Şimdi burada ne oldu? 20 liraya kaç lira demeye başladı? Yani, nasıl? Oraya çıkmak istemiyorum. Sen misin? Akşam beni yemeğe götürürse çıkarım. Yemekler bizden hocam. Bir fikri anlatayım mı? İsim neydi? Suna. Suna. Gazetecileri almışlar. Cennet ve cehennem gezisine götürmüşler.
Cennete varmışlar, herkes namaz kılıyor, abdest alıyor, zikir çekiyor vesaire. Cehenneme varmışlar, Allah vur patlasın, çal oynasın. Ya yani televizyon seyretmiş, ne kadar sanatçı varsa orada keyif durdum. Gazetecilere demişler ki hangisi seçersiniz? Ya namaz niyaz, ne işimiz var bizim demişler, ne güzel eğlenceli. Cehennemde aynısı, bunu devam edelim demişler. Herkes cehennem tercih etmiş. Eğlence bol, muhabbet bol, yani Hollywood stüdyolarında modernist ve stilist olarak çalışma serbest. Almışlar içeri, zepaniler kapatmış kapıyı. Ondan sonra ikinci bir sahneye almışlar. Kaynayan kazanlar, zemaniler başında insanlar atıyorlar, yanan ateşler falan. Ne olduk demişler, biz cehennem. O ekran koyucuydu demiş. Sınav az geçti. Ekran koruyucu güzel. Sizi gayet tahmin edin. Ekran koruyucusunda kalayım. Peki. Yine burada birileri sizi kendi ihtiyaçlarını nedeniyle çok mücadelebilirler. Çok biricik hissettirmeye çalışabilirler. 20 liralık ölçünüz yine değişmeyecek. Siz 30-40-50 lira değilsiniz. O sizi öyle görmek istiyor. Orada da biricik gördüğü babasını görmek istiyor. Biricik gördüğü annesini görmek istiyor. Biricik gördüğü ablasını, daha doğrusu kendisinin biricikliğini bir ekrana yansıtırız biz. Bu şekilde aşırı övme yaparken övdüğümüz şey karşıdaki kişi değil, kendi biricikliğimizdir. Ya bu psikolojik mekanizmalar bunlar, onu ifade ediyorum. Karşı tarafa döneye şöyle hoşsun, böyle güzelsin dediğiniz zaman o hoşuna gelir bizim, ha, bana da deseniz. Yani biliyorum şişli oldum ama söylemeyin yüzüme. Hocam ne güzel nazik bir bedeniniz var, gayet iyisiniz falan. İşte saçlarımız biraz önden açılmış ama hayır sırmasasam duruyor gibi. Bunlar hoşunuza gider yani, hoşunuza gider. Aynı şeyler karşı tarafın da hoşuna gider. İşte bunu biraz daha abartmaya başladığınız ve karşı tarafına inanmaya başladıysa, yani 20 liralık değeri 40 lira olmuşsa, fakat hemen bu tarafa geç bakalım. Ne kadar şapşal duruyorsun, ne kadar gerizekalı duruyorsun, ne kadar aptal duruyorsun. Işıktandır. Burada değeriniz 10 lira 5 lira düşmez. Değeriniz her zaman 20 lira olsun. Bu içteki krizi yönetmekle alakalı. Yani kriz aslında buradan başlıyor. Krizi sağlıklı yönetebilmek için en önemli yapmamız gereken şey duygularımızı regüle etmek. Duygular, en temel duygu öfke duygusu. Öfke duygusunu regüle etmek zorundayız. İkinci olarak utanç duygusu. Utanç duygusunu regüle etmek zorundayız. Üçüncü olarak korku duygusu. Korkuyu regüle etmemiz lazım. Dördüncü olarak üzüntü ve kayıp duygusudur. Beşinci duygu tiksinti duygusudur. Ardından coşku ve sevinç var. Bu özellikle beş duygu regüle olmadığında kriz çıkar. Hepimiz korkması gereken yerde korkmalıyız. Hepimiz utanmamız gereken yerde o boyutta utanmalıyız ki sosyalleşelim. Hepimiz bir kayıp duygusu yaşadığımızda üzüntü duymalıyız. Hepimiz sınırlarımız ihlalinde gel sen buraya dendiğinde öfke duymalıyız ki sınırlarımızı koruyup başkalarının saygısını hissedelim ve alabilelim diye. İşte genellikle krizlerde bu duygular regüle edilemez. Bu duygular regüle edilemediğinde endokrin sistemimiz, işte kalp çarpıntısı, nefes darlığı, ellerde ayakta titreme, çıldırıyormuş korkusu, aklın zihinden gitmiş olması, hiçbir şey düşünememe, donup kalma, ağzınıza cümleler gelmemesi, adınızı dahi sorsalar adınızı hatırlayamayacak bir boyuta gelmeniz, bu duygu regülasyonunun tam yapılamadığı dönemlerde karşılaşmış olduğumuz tablolar. Peki, böyle bir tablo ağırlaştıralım. Seni gönder bir başkasını alalım mı? Birisini seçer misiniz? Fuat. Eşim olsa bu. Fuat biraz sen gelin. Adil olalım. Şimdi buraya biraz böyle... Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Hayır, hayır. Fuat gelirken. Eşi olduğunu bilseydiniz seçer miydiniz? Seçerdim. Hatta ikisini beraber yiyorsun. Abi kriz. Bir bilme nasıl düşünürsünüz? Şimdi başlayabiliriz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet.
Tamam, gönderelim. Gönderebiliyoruz değil mi? Cümlesiyle başlayayım isterseniz. Akşam kavga. Sen kim oluyorsun da kimi gönderiyorsun? Ukala. O isterse gider, istemezse gitmez. Sen nasıl evleniyorsun ona göndereyim mi diye? Tutayım, göndereyim, alayım, atayım. Hani dediniz ya, eşi olduğunuzu bilseydik beraber başardık. Ayrı mı konu? Ben beraberim, devam edeceğim. Konuyu değiştirme şimdi. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Mikrofonu kullanmasa. Arkadaşlar baktığı kaşar vurdu. Ben geri çekileceğim bunu. Bu hassas bir yardımcı olabilir. Aldığım datalar evlilikten mücadelesi çok yoğun bir şekilde sürdüğünü. İsmi de tarifi neydi? Fuat. Fuat diyor ki ben iktidarı vermem diyor. Entek egemen bir medeniyetteyiz. Binlerce yıldır bu şekilde bir kadına kaptırmam diyor. Kadın diyor ki feminizmin peşindeyim. Ben diyor feminist olarak diyor evdeki iktidarımı koruyacağım. Bunu bildi. Ben de para kazanıyorum diyor. Ben de burada eşit haklara sahibim diyor. Bu konu bizim halledebileceğimiz bir şey değil. Bu krizi yönetemem ben arkadaşlar burada. Konuyu değiştiriyor. Olur mu? Siz hissettiniz mi krizin ayak seslerini? Sizden onay aldı ama kendisi orada gönderebilir miyiz derken sizden... Gönderebilir miyiz? İkimiz beraber ben koltuğumu evet, aldım. Evet, sizden aldım. Ben de kullandı orada. Ben dedim ki... Sizi yönetten. Ben dedim ki istersen dedim gidebilirsin. Ne kadar nazik peki var, yeşil bir, feminist bir tutumdaydım, anlatabildim mi? Ama baktım kendi gücü yetmiyor. Hocam gönderelim mi dedi. Gönderelim anasını söyledim. Ben nasıl veriyorsunuz? Benim oradaki duruşu da çok daha farklı. O da ben kendim sergiliyor. Filmi çekilmiş bir el bombası mı? Suni krizler oluşturulabiliyor ama bu kriz ciddi bir krizle dönüşüyor ihtimalle. Benim bir yol bildiğinden kaynaklanıyor bu. Seni biraz tanıyalım Fuat. Nasıl tanıyalım hocam? Kişisel olarak mesleki anlamda, çocukluktan, yetişkinlikten, gençlikten. İstiyor bence. Nereden başlayayım yani? Nasıl uygun olur sizin için? Fuat, bak kardeşim, canım kardeşim. Memleket mi? Denizli. Denizli'yi sever, horozlarını da sever. Kızı, tozu, horozu. Peki. Denizde çok değerli arkadaşlarım var. Haluk Bey var, Haluk Bey var. Bunlara selam olsun. Haluk Hanım çok güzel. Biz hastalarda şu soru soruyoruz. Sırrını tanıyalım. Hastalıkta şöyle söyler. Evet. Açık olan var mı bunlardan? Açık mı? Hastada bir meyilim. Biz böyle yaparız. Çok cahil aptala yaparız. Nasıl yani der? Ay gelin anlatayım, okuduğumu anlatayım, çocukluğumu gidiyorum. Yine biz aptala yaparız. Burada bir yol ayrılığı var. Sizi tanıyalım derken, İç dünyasında herhangi bir otorite yol göstermeden kendine ait bir gündem maddesiyle kendisinin öncelikler açısından konuya başlayıp takip takip gidiyor. Yoksa sizden bir yol alıp işaret aldıktan sonra o işaretin içerisinde hareket eden bir zihinsel dünyasındadır. Bu tuzak bir soru. Tuzak bir soru. Eğer hasta kendi iç dünyasına gidip kendi önceliklerine göre. Hocam ben geçen gün bir bakkala gitmiştim. Ben oradan başlamak istiyorum diye başlayıp bakkalla olan münazarasını veya ardından münakaşasını, ardından kavgasını anlatarak hikayeye başlayabilir. Veya içinden karar verip hocam buraya gelişlerim aslında çok da fırsat oldu. Ben 7 yaşlarındayken ciddi bir fiziksel suistimale uğradım. Dayım tarafından dövülmüştüm. Bu konunun hala bende yaralar var. Buradan başlamak istiyorum diyebilir. Veyahut da hocam ben genellikle sosyodemografik verilerimi, verilerimi aktararak başladım. 28 yaşındayım, üniversite mezunuyum, fakülteyi filan yılda bitirdim, filan yılda evlendim, bir çocuğum var, geleceği ve şunları düşünüyorum, bunlar yetersiz diye başlayabilir. Ama ne konuşayım diye başladığında kime önceliyor? Sizin. Beni önceliyor. Kimdir ve ben kimim? Oturduk. Annesi ve babası. Annesi ve babası, oğlum sen ne istersin, ne yapmak istersin diye sorduğunda anneciğim sen ne beklersin benden? İyi bir evlat olayım, okul ne olur okuyayım,
yaramazlık yapmayayım, bir gece evden kaçayım, nasıl bir evlat istersin diye. Şimdi bak aslında çok basit suallerin ve çok basit cevapların arkasında nasıl büyük krizlerin yattığını birlikte bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Fuat, seni tanıyalım. Tanıyalım. Fuat Gündoğdu. 1990 Denizli doğumluyum. İlk öğrenimi doğduğum köyde devam ettim. Daha sonra yatılı olarak öğretmen lisesini okudum. O zaman memleket dışındaydım. Üniversiteye tekrar memlekete dönüş yaptım. Mezun olur olmaz atandım. Atandım gibi evlendim. Oradan mı buldun? Gayet mutlu bir evliliğim var. Yok, liseden buldum. Liseyi onun memleketinde okudum. Aldım, üniversiteyi bizim memlekette okudum. Liseden ev koydu. Aynen. Okul bittiği gibi evlendik. 3 yıllık bir Bursa macerasından sonra 1-1,5 yıldır Silivri'deyiz. Mutlu bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Abi çok yakışıklısın sen. Yani seni rahat bırakıyorlar mı? Evet. Hocam benden önce Döner Hanım'ı tanıdınız yani. Soruyu tekrar düşünmenizi rica ediyorum. Ben bunu da gönderdim ona. Tencere yuvarlanıp kapağını buldu diyorsun. İki güzel insan bir araya geldi diyorsun. Eyvallah. Ne güzel. Peki, Döner şunda şöyle geldi, önce durdu. Ben üzüldüm onun duruşuna. Dedim ki ya şöyle istersen git şöyle kenarda dur. Ben böyle mum yükseltmiş gibi hissettim. O da geldi, ne zaman rahat oldu. O zaman hatta da duruşuyordu. Senin vücudun nasıl şu anda? Rahat. Ya en azından hareket edebiliyorsun. Ya sen bizi duracaksın. Hocam ne anlatayım hocam? Bana hocam, pek bulaşmayın duruşu var zaten. Nasıl? Bana pek bulaşmayın duruşu. Bu normal refleks arkadaşlar, biliyorsunuz. Güvensiz hissediyorum. Ben çok saldırdım. Şimdi geldiği andan itibaren çok saldırdım. Evet, sesim daha sert çıktı. Yani biraz erkeklere pozitif bir yorumculuk yaptım orada. Anladın mı? Ve o da otomatik olarak beden zırhı dediğimiz benim rahat diye bir adam var. Onun karakter ve kişilik zırhı dediği bir kavramı var. Ve bu tabii savaş kaç, don kaç, don kal dediğim üç hal var diye. Orada da bir tetikte yine bu tabii şey bir hal, savaş hali aslında. Belirsizlik, ne yapacağım belli değil, densiz densiz konuşuyorum, aktarım değil mi? Bir savunuyorum, su belirsizlik yani. O zaman biraz böyle sabit kalarak her an bir şey olma ihtimaline karşı alert hali, yani tetikte olma hali vücudumuzun üst kısmı, şuradan şurası donuk. Ayak biraz hareket ediyor, güzel. Yani %30 sersenmesin, %70 savaş hali. Hedeftesin. Hedeftesin, hedeftesin. Onun için böyle bir tane böyle benim gibi böyle salla patik bir yürü bakayım yani. Mesela tuvalete nasıl gidiyorsun? Bir dakika o şey gidiyorsun. Ama ne kadar sıkıştım ama. Çok sıkıştım ben de. O zaman koşa koşa gidiyorum. Evet. Az sıkıştım. Az sıkıştıysa ama az önceki gibi. Ha. Yani yavaş yavaş. Biraz önceki duruşuyla şimdiki duruş arasında farkı gördük mü? Biraz önceki duruş kriz anı. Yine yani tetikte olma hali. Gerçek profili bu. Yani bedeni rahat, özgüven duygusu içerisinde, kendisiyle ve dünyayla barışık, hoş bir duruşu var. Yani bunu alabiliyoruz. Yani herkes bu duruşu nasip etsin. Herkese. Çünkü zor bir duruş. Çünkü genellikle o çocukluk dönemindeki yaşadıklarımızda daha sonra deneyimlediklerimiz bizi ürkek, çekingen, korkak, kısırık, öfkeli, kızgın, sert, aşağılayan birçok figür şeklinde bakmamıza neden olur duruşumuzu. Her türlü iç dünyamızı dizayn edebilmek ve iç dünyamızdaki krizi kontrol edebilmek için yapmak zorunda olduğunuz bir pozisyon. Yapmak zorunda olduğunuz bir pozisyon. Evet. Bir kriz öğrencilerle yaşadığın, ailenle yaşadığın herhangi bir krizden bahsetsen de yavaş yavaş kriz konusuna geçsek. İyice yani bir şey oldu. Bizim mahallede olan oldu. Beş dakika alamazsın hocam. Çok karanlık. Kriz mi alamazsın? Sigara kriz. Sıcak mı içeri yoksa havasız mı? Havasız da sıcak. Şey camlar mı? Camlara çalma o zaman. Ne aram ne yazdım? Ne yazdım? Ne yazdım? Ne yazdım? Ben sağlıyım. Sizin sağlıyım. Ara almak isteyenler. Bak demokratik. Sigara mı içeceksiniz? Sigara varsa ben...
ben bilgisayarım var. Nasıl yapalım? Açtık nasıl rüzgar geldi. Aldım rüzgar geldi. Ben oraya yaptım. Gelmiş gibi hissettim. Evet, düşündün mü? Yani kriz olarak atlayabileceğim bir şey aklıma gelmiyor hocam. Belki düşünsem bulurum. Üniversitelerde hiç kriz gezilen olmadı sana. Pederecisin değil mi? Burada olduğuma göre. Burada olduğuna göre. Var mı başka bir yerden yani? Yok işte. Öğrenciler geliyor mu sana? Yani geçerken uğramak için niye geliyor? Sen bir sıkıntılar da alıyor. Genelde sıkıntılarıyla geliyorlar. Sıkıntılarla böyle kriz diyebileceğim bir şey var mı yani? Yani onların anlattıkları tabii ki onlara göre kriz ama benim... Hayır onlara kastediyorum yani biz şimdi kendi krizlerimiz ne olduğunu ufak krizlerimiz var. En basitinden mesela. Arkadaşlara bir farkındalık sağladı diye düşünüyorum. Her birimizin kriz var. Bunlar bazen bizim hayatımızda çok ciddi manada engelliyor. Hayatımızı bir yerde kısıtlamış oluyoruz. Kriz yok zannediyoruz. Bu bizi kaçmamızdan kaynaklanıyor. Anladın mı? Kaçtığımız için, kriz olabilecek alanlara bulaşmadığımız için kriz yokmuş gibi deneyimliyorum. Halbuki kriz her anla kaçma reaksiyonu, kendinizi o bir bilgisayar, bilim insanı unutmayın. Veyahut odasından çıkmayan yüzbaşıyı unutmayın. Onlarda kriz büyük ama odasından çıkmadı. Yemin ben buna dahil olmadı, müddetçe problem yok. Ya komutan teftişe gelmedi, müddetçe problem yok. Evet. Öğrencilerimle ilgili mesela yaşadığım son kriz görüşmeleri örnek verecek olursam. Dönem sonundayız. Öğrenciler not hesabı yapıyor. Yavrularımızın iki tanesi branş, ana branş derslerinde düşük aldığı için okulda görevli. Takdir veya teşekkür alamayacak. Bir tohum alsa olur mu? Olur. Yani dönem sonunda olduğumuz için başvuran öğrenciler, iki tane kız öğrenci, ana dersler, ortalamaları düşük olduğu için hak etmelerine rağmen belge alamayacaklarından dolayı bana başvurdu. Ne belgesi? Teşekkür belgesi. Takdir teşekkür. Takdir veya teşekkür. Ortalamaları tutuyor ama ana dersler ortalaması düşük olduğu için, 45 hafta olduğu için alamıyor sistem gereği. Bu onlar için bir krizdir. Nasıl kriz olarak değerlendirildi? Neden kriz edilir? Bana verdikleri tepkiler. Peki. Bu sizin için kriz mi arkadaşlar? Peki. Şöyle bir kriz olabilir. Bunun altından ben biraz kriz çıkarayım mı? Yani ekmek paramız bu açıdan. Bir öğrenci neden teşekkür ve takdir belgesine bu kadar yatırım yapar? Para çıkarır mı yine? Öğrencinin değeri kaç lira olsun? 20 lira olsun. Öğrencinin 20 liralık değerini koruyabilmesi için yanına nasıl bir kağıt lazım? Takdir ve teşekkür lazım. Eğer bu takdir ve teşekkür olmasa bu kaç liraya düşecek? 10 veya 5 lira. 10 lira veya belki 1 lira diye bir şey. 1 lira. Buna dayanamadığı için öğrenci çalışması yeteri kadar o belgeyi almaya yetmediği için ilave destekle 20 liralık değerini koruyabilmek için sana geldi başvurdu. Bu çocuğun hayatında yarın kız veya oğlan çocuğu arkadaşları bir araba var. Araban var mı? Var. Var. Servis var. Modeli ne? 2014. 2014. Mesela sen o krizde olan çocuğu, sana gelip takdir ve teşekkür olan çocuğu büyümüş hali. 2014 model araban var. Senin arabanın modeli kaç? 2017 ben gördüm. Söyle. 17. Ha şöyle bu tarafa doğru söyle. 2017. Motor CC'si ne kadar? 2000. 2000. 2000. Ooo. Kaç liraya düştün? 50 kuruş. Ama oldu 10 lira. 10 lira. 5 lira. Hemen hanıma gel akşam. De ki arabayı yeniliyoruz. Söyle bakayım bir. Arabayı 2017 yapacaksınız. 2018. Gitti mi bir damla? O da beni istemiyor. O nasıl? Bunun pili bitmiş. Hemen arabayı yediyoruz.
Olmaz diyor. O zaman. Değil de şey hocam, değil de şey o zaman. Şimdi bak. Diğer kendimi diğer göçe gibi hissettim. Ama diyor ki sen ben yeni kıyafetler alacağım, barınımdan geçirttim ben. Sıdır olumda olacaktık. Yeni kıyafetler getirdim, gardırobunu yeni diyor, bahar gardırobu. Öncelik sırası mı yoksa? Krediler çok büyük falan. Sen yapabilirsin kendi gelirini. Benim peki, burada bak bir çocuğun teşekkür ve takdir belgesinin peşine bu kadar düşmesi. Olmadığı zaman çok ciddi sıkıntıya gitmesi ve rehber öğretmenin yardım alması dış odaklı bir sistemin ilk belirtileri. Kriz burada. Tüm hayatı mutlaka başkalarının gözüne iyi görecek ve diğerlerinin daha üstün olduğu ispat gayretiyle dolu bir mahkumiyete girecek. Bizim rehber öğretmen olarak veya psikolojik danışma olarak fark etmemiz gereken konu bu konuyu danışana fark ettirmek. Tutup hocalarını görüp burada 4,5-5 yap demek ona yapılacak en büyük haksızlık. Bravo. Zaten onu yapma. Bravo, çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlerleyen yıllarda araba modeli, ev, bisikleti, çalıştığı okul, iş yeri. Dedim ya kaç para alıyordun dedim maaş olarak dedim. Bugün de 15 gün önce bir çalışanla ilgili. O zaman 3.000 dolar, 4.000 dolar maaş alıyordum. Vay, iyi para alıyordum. İyi bir mühendisti. Buradan kaç para alacağım dedim. 2500 dolar alacak dedi. Manyak mısın lan dedim. 3400 dolar maaşı bana diyorsun, niye geliyorsun? Kovdular mı orada? Yok dedi, kendim ayrıldım dedi. Nasıl dedim yani? Gönüllü ve isteyerek o firmadan ayrıldı, bu firmaya geçti. Peki o firma ne? Ona da çok iyiydi dedi. Patronlar da çok iyiydi dedi. Bir dediğim iki yap. Neden ayrıldı bu? Ha? Dertin neydi o zaman ya? Neden ayrıldı? 4000 dolar civarında para aldığı firma organize sanayi içerisinde bir atölyeymiş. Yeni gittiği firma ise o böyle Levent tarafında büyük plazalar var ya, içine girerken sabah girdiğinizde bütün güzel hanımlar böyle süslenerek benim gibi geliyorlar ya, makyajlarıyla, kıyafetlerin yerine cillop gibi giriyorlar. Orada güzel güzel odalar, güzel güzel kızlar, bizimki de yakışıklı, daha bekar o zaman. Anlatabildim mi? Değer dedi ya. Plaza bakıyorlar dedi ya. Filan plazada, filan firmada çalışıyorum demek 1000 dolar dedi. Harcamıyorum ben de yani. Çünkü o teşekkür alamadı, takdir alamadı. Yılma rehber öğretmenine gitmişti. Ben hallederim demişti. Okuldaki o öğretmen arkadaşlarla görüştü de 4,5-5 yapmıştı. Nereden nereye? Seçecek kızı nasıl seçecek o? Plazadan seçecek. Plazadan seçecek. Plazadaki hangi kızı seçecek? En boyalı kızı seçecek. En boyalı kızı seçecek. En herkesin gördüğü kızı seçecek. Hani var ya Mustafa Sandal'ın da en güzel kızı o kaptı. Onun arabası. Söylesene onu, onun arabası. Var mı aramızda biraz böyle gururlanma yapacak olan? Şükrü Homer abi. Biz gençleri şarkı söyleyerek yaparız. Fırtlığa şarkı, böyle şey anlatmayız. Evet. Buna benim öğrencilerim ödekiler arkadaşlar. Onun arabası var, güzel mi güzel, şoför mü var, özel mi özel, bastı mı gaza, gider mi gider, maalesef ruhu yok. Onun için hiç şansı yok. Teşekkürler. Dış odaklı bir sistemin şarkısını dinledik. Evet. Abi nereye gitti? Şimdi ya. Fizyolojik bir ihtiyaç normal. Evet. Burada falan yok değil mi? Evet. Her şey bir problem var mı? Bir yolu var. Bunlar için verin. Haber taşıyın. Tamam. Espriler ortamı her zaman yumuşatır. Arkada çok ciddi olanlar var ama. Nasıl bakıyorsun öyle ya, korktun mu? Ha evet. Ben bakayım dersen. Allah aşkına bak, ölü mü gör? Öyle sen bakıyor musun? Yumuşatalım. Kalp atışı çalışıyor. Var mı kalp atışı? Var mı? Oğlum nasıl şu an? Neden geliyor? Çocuğum da var. Senin adına
Elini bırakayım mı, biraz tutayım mı? Fark etmiyor. Elim çok yumuşak, çok sakin, çok dingin, çok huzur dolu ama buradan ben böyle yapma. Bak, gördün mü işte? Hiç öyle değil. Hiç bebeğim var, uyumuyor gece. Öyle mi? Anne, şimdi sana anne diye anlatıyorum burada. Uyumasın, bir iki gece uykusuz kalsın, sen de uykusun ama anne diye nasıl bir şey olduğunu böyle iyice öğrenme. Hem anne olarak doğdun, sıkıntı olsun, hem de bebeğin güzelliğini yaparsın. Kız mı olan mı? Kız. Kaç yaşında, kaç aydır? 10 yıl sonra 1 yaşında. Maşallah, peki. Biraz seni tanıyalım, şu mikrofonu buraya alalım. Bebek büyütmek nasıl bir şey? Bebekte nasıl bir krizin var? Bebeğin ne krizi? Uyku, bak onu halledeceğiz şimdi. Evet. Ha? Ama ek olarak ben ücret hak getirebilirim. Yap. Hadi sana şey yap, bonus yapalım geldiğin için. Yoksa bu vereceğim bilgiler önemli bilgiler. Tamam. Tamam. Hocam. 14. Belki orada diyecek. Belki bundan bir. Sanki çok geliyor. Geliyor. Bebekle ilgili nasıl bir krizin var diye anlatmak için bu krizlerde neyi kastediyorsun? Diş çıkarıyor, dişten evinde. Küçülmüyoruz, sabaha kadar evde o tarafa geziyoruz, o tarafa geziyoruz. Şey, ne yapıyorsun? Uyumaya çalışıyoruz. Nasıl uyutuyorsun? Nasıl uyutuyorum? Önce ayağımda sallamakla başlıyorum. Sonra saat kadar, kaç? Saat 12 civarı başlıyor. Diyorum. Bir saat böyle yatıyor, sonra 12'de kalkıyor. 12'den itibaren ama böyle sürekli değişiyor, 5 şakaydı. Ayakta sallama, bebek arabasıyla gezdirme, eşimi kaldırıyorum, evde sallıyoruz. Sonra tekrar ayağımı alıyorum. Böyle sürekli değişiyoruz. Peki sen ne haldesin o durumda? Yani... İyi. Uykusuz. Bu alan metameli alan. Abi diyeceğim şeyden de korkuyorum şimdi. Mahalleye katılır. Hocam sonunda neyse ne faydası yok. Zaten biz kurajik olarak çevirip durumdayız. Kaç lira var? Çocuğuna iyi annelik yapmak istiyor musun? Ben geldim. Peki ben 20 lira anneye annelik yapmayı, doğru şeyleri öğrenmeni isteyeceğim. Belki biraz canın yanabilecek. Yansın mı yansın? Yok. O zaman biraz daha çocuğunla ilişkiden bahset de şey, pozitif taraflarını yakalayayım, oradan gireyim. Altta çarptırmadan böyle salam sistemiyle. Yani tostun arası... Her olacak yani. Az olacak yani. Tostun içine konmuş salam gibi fark etmeyecek yani. Ama öyle gidince... yapacak. Tamam. Yapacak bir şey yok. Uyandın mı şu anda? Şu anda uyandın mı? Yok, uyanırım aslında. Yani uykuluyum dedin de yani. Ha, uykuluyum ama uyanırım, yaşıyorum bir tamam. Şekilde. Bu iki çelişkili cümleyi kullandığınızda silin. Evet, çocuğunla ilgili olarak ne hissediyorsun? Birinci saat neyse, saat 11. Sen işten kaçta çıkıyorsun? Yani 2 gibi çıkıyorum. 2.30'da evdeyim. 2.30 gibi evdesin. Koşa koşa mı gidiyorsun? Nane hızı yine başlayacak mı? Eylül ayında koşarak gidiyordum. Şimdi daha yavaşladım. Yavaş. Sen Kanadalı turistin hikayesini biliyor musun? Sen çok keyifli gülüyorsun ya. Alışanlık. Şimdi bir oraya yerine ver de yakından gülsün. Allah aşkına. Gülmek sana yakışıyor. Hemen sen inanmaz o parçayı söyleyecek. Hadi bakalım bir söyle. Ben bilmiyorum, bulup söylerdim de şimdi şeyini bilmiyorum. Sen hazırla. Eylül'de oluyordu. Kanadalı bir Türk Kanada'ya gitmiş. Kanada'da bir Türk burada bakmış bir yer, geyikler, orman, karla halva, böyle ahşap yer, içeri şömine yer, çıtır çıtır. Kapıda böyle bir köpeği falan. Böyle bir hayalde Kanada'da ev satın aldı. Gerçek bir hikaye aslında. Valla hanım anlatma nereden aldı Allah'ım bilmiyorum ama çok yerde dinledim ben de hikayeyi. Gitmiş ya adresi, ev kurmuş güzel orman orman, kar bekliyoruz şimdi. Kar gelsin, karı değil kar. kar geliyor, lapa lapa kar, günlük yazıyor Türkiye'ye.
beklediğimiz kar geldiğinde falan falan ya. İnanılmaz lan kar bize. Çok hoş, güneş bir taraftan vuruyor falan. Kar devam ediyor, ikinci gün. Çok hoş, çok güzel, üçüncü gün, dördüncü gün. Kar yolları kapattı. Yedinci gün şerefsiz kar gününü tıkadı. Sekti Allah belasını versin. Karın altından kaldık, bakkala gidemiyoruz, araba çalışmıyor. Şimdi bebek evine kadar güzeldi. Yok, hala çok güzel. Hala çok seviyorum. Ama... Ama çok güzel. Koştura koştura gidiyorduk ya. Bizim arkadaşlar koştura koştura Kanada'dan ev satın aldı ya. O kar yağdı ya. Eylül ayına kadar, yani 5. gününe kadar karı çok güzel anlatıyor. Yani internette var ya. Ama önce günden sonra değişti. Eylül'den sonra... Bu niye? Sen bunu tanıyor musun? Evet. Niye çok gülüyorsun? Senin sıkıştığı halde ben kutlu oluyorum. Sanki ben onun intikamını alıyorum gibi bir his. Ya, bir şey yok. Yok. Hayır, hayır. Bana çok keyifli bir yok. Ben sıkıştım. Tamam, söylüyorsun. Ya siz anlattığınız hikayeyi ben daha önce okudum. Duydun değil mi onu? Evet, bak ben yalan söyledim, o çağırdım bak bir tane. Sen de var, iki kişi oluyor. Çocuk hikayesi, onu da eşleştirdim kafamdan, kalıcı olması açısından. Annelerin çocuklarının bakımına dayanmaları çok zor arkadaşlar. Şimdi buradan başlayayım, sen koruyarak gideceğim. Annelerin göz bebeklerinde bir şey var, biliyor musunuz? Bakalım göz bebeğine. Lens var mı? Şimdi benim aklıma bir kura geldi. Kayseri'nin birisi İstanbul'a geliyor 50 yıl önce. Fakat ya amele. Otele yerleşiyor, otele giriyor. Otelde bir yatak var ki kaymak gibi, bir çarşaf var ki bembeyaz. Diyorum ben burada ne yapamam, üstü pis. Giriyor yatağın altına. Sofya'nın altına orada yatıyor. Otelci yeri görmüyor, kimse yok bu odada. Bunu biz çifte şeye veriyoruz. Oteli kiralıyor, ne diyoruz ona? Oteli... Odayı veriyor. Bir çift çift gelmiş, iki sevgili. Oturmuşlar yatağın kenarında, birbirleri konuşuyorlar. Fakat bizim amelenin eşeği İstanbul'da kaybolmuş. Döne döne eşeğini arıyor, bulamıyor. İşte senin ne güzel gözlerin var, gözlerinde İstanbul görüyorum, İstanbul'u mavili ve yeşili bir arada falan derken bizim gibi uyanıyor, İstanbul'u görüyorum, İstanbul'un caddelerini görüyorum, senin gözlerine yeşil kanıyor. Bizim eşeğinde görüyoruz diye kafayı uzatıyor. Evet, peki bunu niye anlattın? Lens. Bir şeyle bağlantılıyız. Hayır, lens. Lens'ten dolayı yani. Gözümde lens var değil mi? Ben başka bir şey gösterecektim. Aşağıdan şey çıktı. Eşeğini kaybeden annenin hikayesi çıktı. Göz bebeklerin içerisinde burada ışığı tuttuğunuz zaman pupil dediğimiz delik var. Görmüşsünüz. Işığı tutarsanız büzülür. Onun arkasında optik sinir var. İşte bu pupil 25-30 santimde bebeği kucağınıza aldığınızda direkt olarak yaratılışında bir bebeğin annenin gözünün pupillerine kilitlenme özelliği var. İlk kilitlenme. Yani insan yüzüne kilitlenir. Mesela böyle şeyler şu anda trafikte plakaları tarıyorlar, yakalıyor ya. Aynı şekilde insan olduğunun her bebeği doğuştan itibaren bir sürü figür gösteriyor. İnsan yüzüne benzer figür olduğunu orada kilitleniyor. Ama beyin... net göremiyorlar. Nasıl? Net göremiyorlar. 25 santimden görürler işte. 25 santim. Tam da annenin kucağında emzirme pozisyonundayken algılarlar. 25-30 santim. Bir hafta sonra falan bu görme algısı bu manada bir bağlantı kurar. İlk bağlantı. Annenin kokusu, annenin teri, annenin vücut sertliği, annenin ses tonu, annenin yüz ifadesi ve en önemlisi de pupillerin karşılıklı refleks olarak birbirine kilitlenmesi. Kilitlendiğinde nöronlar, yani sinir yollarında, optik sinir dediğimiz göz sinirinde bir uyaran beyne gidiyor. Bu beyne giden uyaran dopaminerjik sistem dediğimiz bir sistemi aktive ediyor. Dopaminerjik sistem bize haz veren bölgenin adıdır. Ödül bölgesi diye geçer. Eroin alanında o bölgenin üretmiş olduğu doğal eroin yerine suni eroin olarak müthiş bir hazı yakalamak peşindeler. Yani o bölge endorfinlerin oluşturduğu, yani doğal morfinlerin oluşturduğu bir bölgedir. Bebek anneye baktığında, anne bebeğe baktığında kilitlenme meydana gelir ve aşık olurlar birbirlerine.
bu karşılıklı haz merkezinin aktivasyonuyla anne ile bebek arasında müthiş bir bağlantı. Bu güvenli attachment dediğimiz bağlanmayı meydana getiren ilk olaydı, nörobiyolojik olarak. İşte anne bebeğine o kadar tapınırcasına bağlanır ki bu nörobiyolojik dopaminerjik sistem dediğine, çocuğuna bakım vermek müthiş bir haz verir. Yedirmesi, içirmesi, bokunu temizlemesi, sidiğini temizlemesi, altını silmesi, sümüğünü alması haz verir. O dönemde. Hala öyle. 50 yıl sonra. Hala öyle. Hala öyle dopaminerjik sistem devam ediyor. Fakat çocuk bu hazı aldıkça annesinin yüzündeki ifadeden tüm duyguların download etmediği bir sistem var. Duygu regülasyonu. Yani öfkesini, kızgınlığını, mutluluğunu, her şeyi annenin kapasitesi kadar alır. Daha sonra babadan, amcadan, dayıdan idare eder. Ama esas kapasite anneniz kadar duygu regülasyonu yapabilirsiniz ve bebekliğin ilk 6 ay döneminde, ilk 2 yılda biter. 2 yılda biter. Biz buna nonverbal iletişim dönemi diyoruz. İşte bu sırada çocuk yavaş yavaş bedensel büyümeyle beraber bir takım içsel acılar ve sıkıntılar yaşamaya başlar. No pain, no gain. Acı yoksa kazanç yok. Mesela diş çıkaracak. Diş çıkarmak çok sancılı bir iştir. Ve burada acı yaşar. Bu acı esnasında huzursuzlanır, uykusu kaçar, yemesi bozulur, iştahı bozulur, duramaz. Hayat cehennemdir. Cehennem olan hayatı yatıştıracak tek kişi var. Kim? Annesi. Annesi çocuğunun bu huzursuzluğuna tahammül edip haftalarca süren bu huzursuzluğu yatıştırabilmek için çaba gösterdikçe o çaba kadar içindeki acıyı yatıştırma kapasitesi çocukta gelişir. Ama anne bir taraftan kocasıyla uğraşacak, bir taraftan milli eğitimle uğraşacak, bir taraftan danışma merkezinde uğraşacak, bir taraftan kendi istek ve arzularını uğrayacak, uyku ihtiyacı var, dinlenme ihtiyacı var, yeme ihtiyacı var ve yardım etmeye lavuk bir erkek var. Bizim evdekini söylüyorum. Bizim evdeki mesela çocuk ağlamaya başladığında yatağı değiştiriyordu. Bir de 3 tane kapıdan geçilen ev biraz büyüktü. 3 kapıyı sıkıca kapatıyor, en öbür odadaki yatağa gidiyordu, kapatıyordu. Öbür odada ne olmuş, deprem mi olmuş, çocuk sabaha kadar ağlamış mı, ağlamamış mı, diş mi çıkarmış, onları fark etmiyordu. Ama çocuk sakin ve dingin olduğu zaman da geliyordu, aa mıcık mıcık güzel, hoş bir baba oluyordu. Ondan sonra diğer sahil zamanlar da kaçıp gidiyordu. Yani o lavuk sözü bizim evdeydi. Ne güzel ki öyle bir durumunuz yokmuş. Zaman zaman sen devrediyorsun ona, o sana devrediyor. Ama ilk zamanlar tabii yapamıyordu. Yapamıyordu, beceriksiz. Anneliği bilmiyordu, doğurmayı bilmiyordu. Hayır, annelik farklı bir şey. Hiçbir şey bilmesen bile öğreniyorsun, daha çabuk yapıyorsun. Ama erkekler bunu yavaş yavaş öğreniyor. Ya erkekler biraz odun gibi, çocuğu tutamazlar. Ya kereste tutuyor gibi tutarlar. Kulağımı veremezler. Kulağımı veremezler yani. Şimdi burada çocuk yavaş yavaş huzursuz olmaya başlayınca annenin dengesi bozuluyor. Bu kriz işte arkadaşlar. Yönetemiyorsunuz. Krizi yönetemeyince yavaş yavaş kızgınlık başlar. Kırgınlık, kızgınlık. Bu öfkeye dönüşür. Öfke çocuğa doğru yönelir. Nasıl yönelir? Bir kere şu tutma hareketi. Tutma hareketi. O nazik tutmadan sert tutmaya dönüşür. Farkında olmaz anne. O sert tutma çocuğu ağaç söker gibi zorlamak. Sus. Yeter artık. Bak, yemek verdim olmadı, dinli yaptım olmadı, salladım olmadı, uyumuyorsun. Lanet yeter artık. Bir müddet sonra böyle hafif bir itmeyle yatağa atar, eşine seslenir. Ben dayanamıyorum, al bunu artık. İşte burada krizi kopuyor. Burada çocukta negatif bir mühürlenme olabilir. İstenmeyen, atılan, değersiz çocuk. Eğer anne krizi her gün böyle yaşıyorsa, bilinç dışı bir sistem bu. Her gün böyle yaşıyor. Çocuğun ufacık sinirlerine, öfkesine, aşkını yatıştırma konusunda tahammülkar olmuyor. Ki bu tahammülkar olmak ne demek düşünüyorum? İsmi ne çocuğun? Defne Duruk. Defneciğim, Defneciğim. Güzel Defneciğim. Şimdi uyuyacağız, ninler söyleyeceğiz. Tamam, diş çıkarıyorsun, çok acı çekiyorsun, çok canın yanıyor biliyorum. Ama yatışacak hepsi. Ama şöyle olmayacak. Defneciğim. Defneciğim. Yok yok. Ben şeye gülüyorum şimdi. Ben aynı şekilde diyorum.
Hadi bir tane, hadi şöyle, ha, hadi uyuyalım. Aaaa! Elimi yukulayayım, ısırıyorum. Ben sakinim, o sinirli. İşte o öfkeli, o zaten onun kapasitesi yok. Bu bizim transmutik internalization değil mi? Kapasitesi yok. Niye gidebildi bu ya? Bilmiyorum. Ama 14 yaşında gülmeden kaçırma sen. Bu da gelsin. 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 Gel. Yabancı yok, gel. 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 Çok ayırıyoruz orada birikçe sonunda onlar korkuyor. Ben oraya geçerim. Neydi bunun adı? Fahri Nisa. Fahri Nisa. Fahri Nisa. Fahri Nisa. Evet, evet. Kadınların övüleni demek. Evet. Doğru mu? Evet. Ne güzel. Tebrik ediyorum sizi gerçekten. Teşekkür ederim. Gel, rahat mısın? Gel. Tamam. Sen orada biraz şey olarak duracaksın. Kol mankeni olarak. Olur abi. Figüran, figüran. Ha, ver bir kutu, unutuldu. Şimdi bu bebek oluyor yani. Şimdi yani sıkıntı yapıyorum yani. Onu verdik babasına. Evet, lavuk ben mi oldum şimdi? Bundan evde lavuk yok, biz evde lavuk. Antalya'da mı? Sen de mikrofonu yaklaşmışsın. Şu mikrofonu yaklaşmışsın. Peki. Anne, ses tonunu sertleştirmeden o ninniye devam ettikçe bu inanılmaz bir şekilde yapıcı ve tedavi edici özelliğe sahip. Çocukların bir an önce yatışmasını beklemeyin. Sinirinize hakim olamadığınızı düşündüğünde ne oldu? Ya mikrofon getiriyor da yok. Krizi. Kriz var burada, yapma şimdi yani. Bunu ver de diğer tarafa. Kriz var. Kriz var yani. Evet, kabul edeceğiz. Kabul edeceğiz bunu. Yani kabul ettikten sonra başlar bir şeyle ilgili mücadele veyahut da değiştirme veriyor. Önce kabul ediyoruz. Tamam, şu anda mikrofonsuz konuşacağız. Ama oradan buraya çıkma cesaretini gösterdim. Büyük tebrik ediyorum ben seni. O kadar isteksiz geldin ki. Uykuluyum, uykuluyum araya ama. Yani oyun yeri bulunca da çıtanmak demiyorsun. Yok ya. Vallahi demiyorsun. 22 lira oldu. 2 lira fiyat artmış. Yani keyfin yerinden. 25 gibi geldi ama. 22. Fahri Nisa'nın yanına gidiyorum. Hayır, ikisi bu tarafa kaçtı. Ben böyle bir aldım. Ben de geçeyim bari. Ben de geleyim. İçin diye bir kavram var, biliyor musunuz? Insight. Olayların nedenselliğinin farkına varmak. Bir hoş bir hatun bana geldi, derdini anlatıyor. Köyde demişler ki sen öksüz ve yetimsin, seni eve verelim demişler. Şimdi köyde kimse seni almaz. Seni değil ya. Kocam seni alan almış. O da demiş ki kaderime razıyız demiş, yerine bir kısmet bulduk sana. Bu demiş devletse güvenceli bir işçi demişler. Onu seni eve verelim. Sen demişler şey, ne denir? Saf, temiz demişler, saf. Çok saf bir artık o safı anlıyorsun. Evet, bu genç evlenmiş. Fakat kızımız da cingöz bir kız. Çok akıllı, zeki. Evlenmiş. Ama çok saf. Saf olduğu için mağduriyetten dolayı işe sokmuş devlet onu. O kadar saf. O kadar saf. Değil mi? Çocuk gibi bu evlenince çok mutlu olmuş. Fakat cinsel hayatları da yok çünkü hasta adam. Fizyolojik olarak da bazı sıkıntılar var. Kadın gelmiş şehre, tamam ekmek parası geliyor, maaş geliyor ama onun dışında bir şey. Evliliğin 10. yılında benim yanıma geldi, depresyonda intihar etmeyi falan düşünüyordu. Hikaye böyle bir hikaye. Dedim, niye ayrılmıyorsun? Bu evliliğe mahkum değilsin, elin yüzün düzgün, yeni bir hayat kurabilirsin. Şehir hayatına gelmişsin, şehir hayatında öğrenmişsin, İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsun. Hocam bir gün karar verdim dedi. Ayrılacağım dedi. Dedi ki bana, nereye gideceğim dedi. Başımı alıp gideceğim dedi. Başımı alıp gideceğim. Mutfaktaydı dedi. Geldi yanına. Ben de karar verdim dedi. Niye karar verdim dedi. Beraber gidelim dedi. Baktım ki Allah bana böyle bir çocuk yazmış. Bir ömür boyuna bakmakla yükümlü olduğunu hissettim ve ayrılmaktan vazgeçtim. O kadar muhtaç ki ben olmasam ayakta kalmaz mümkün değil dedi. Benim de kaderim buymuş dedi. Böyle bir hikaye aklıma geldi. Çocuğuna nasıl davranacakmışım? Her zaman. Sakinim ben. Ben o konuda sıkıntım yok. Sakin değilsin diye mi oldu? Hayır, sakin davranmanız gerekiyor. Yani böyle o da gider şey yapsa da sizin sakin olmanız lazım. Çocuğuna nasıl davranacaksın diye sordum.
Vallahi sakinim de. Sizin verdiğiniz örnekten ben. Öyle mi? Peki, fazla yüklenmeyin. Saatler ilerliyor, gece saati uyumuyor. Adam da gitti, evleri yok. Gidemez mi? Nereye gidecek? Sakinlik alıyor. Aynen. Hayır öyle değil, nereye gidecek yani gecenin bir saatinde? Annesine gitti. Ha, gitsin. Başka bir yere değil, yok yanlış anlamadım. Annesine. Çocuk uyumadı, ne oluyor? Ararım. Ya da ben de onlara giderim. Sen de gidersin, çocuğu al dersin. Evet, benim buradaki sormak istediğim ne arkadaşlar? Duygu regülasyonunun bozukluğu ilerleyen saatlerde anne ne yapıyor? Çünkü benim merakım bu. Saat 2'de ne yapıyor, 3'de ne yapıyor, 4'de ne yapıyor? Odaya kitleyi bırakıp başka odaya mı kaçıyor? Çocuğu dövüyor mu, hırpalıyor mu? Yani o çocuk şiddeti ve hırpalanması annelerin dayanma kapasiteleri bittiği yerde öfkelerini kontrol edememelerinden kaynaklanıyor. İşin ilginç tarafı, bu öfke geçtikten sonra yaptıklarının farkına vardıklarında bu sefer de cezaiksel hissettikleri suçluluk nedeniyle çocuğa 20 liralık çocuğa 50 liralık değer biçer. Bu daha ağır bir patoloji. Çocuk şapşala döner bu sefer. Ay benim canım ciğerim ne istersin seni nelere getireyim neler alayım ne yapayım diye çocuğu mıcıklar 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 çocuk şaşırır. Dün gece döven karımı, bugün benimle 20 liralık kıymetini elinizeye çıkaran karımı karakterimiz bundan da doğru bir yapım. Hocam benzerini yaşadım geçen hafta bir arkadaşımdan. Öyle mi? Mikrofon alır mısın? Sesli şey yapayım. Sesli şey yapalım. Şimdi ne yapacağız? Abi beğeniyor musun? 5 yaşında çocuğu var. Biz de sohbet ediyorduk. Sürekli soru soruyor. Geliyor yanımıza. Annesi artık bir şey yapamadı. Çekil dedi böyle it. Yani çekil dedi bir şey anlatıyor diye itti. Çocuk da takıldı böyle şey. Kolu çarptı hani kapının girişine. Çocuk da böyle şey yaptı. Hani ağlar gibi oldu ama yine de ağlamadı. Kız kendi o kadar kötü hissedi. Gel gel anne öpeyim 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 diyesin. Çünkü anlam veremedi. Şaştı kaldı böyle tam dedi. İkiler de. Peki. Kontrol, etki açık. Şimdi ne açık kapatıyor? Bundan kaynaklı. Gel bakayım Fahri Nisa. Sen gidelim. Bir bilsen Allah aşkına. Çok güzel biliyorsun gerçekten. Kötü kadın gülüşü gibi. Yok yok yok, çok coşkulu, içten kötü. Şimdi ben kötü kadın gülüşünü yaparım ama burada kaçmaz. Ben derse yapıyorum onu. İçten oluyor, suni oluyor. O zaman peki, seni bir tanıyalım. Ahmet İnsan Gülcü, ben otoriteyi bir duymadım. Yanmadım, ben taşıyorum. Ben bir şersizlik geçtim. Hocam siz askerlik yapmışsınız dur. Büyük ihtimalle. Yok askerlik yapmadım. Mor'da yaptım. O da beynen başlıyor. Başka anlatabileceğim kendim hakkında. Bugünkü ders hakkında ne düşünüyorsun? Gel böyle ne var ya? Ne düşünüyorum? Konuyu açtım olduğunuzu düşünüyorum öncelikle. Biraz siz gelmeden önce kitabınızı biraz karıştırdım. Şakacı bir kişiliğin olduğunu gördüm kitapta yazdığınız kadarıyla. Keyif olacağını düşündüm. Zaten arkadaşlarımızdan da bildiğimiz var yani sizin hakkınızda. Güzel bir eğitim olacağını düşündüm. Geldikten sonra da... Ben güldü gelen bir tane öğrendim. Öğrendim. Valla bir sürü laf aldım ama... neydi? Onu at ya. Ben sana kendi mikrofonumu koyayım. Nesnelleştirmeyi öğrendim. İsterleştirilmiş nesne ilişkileri. Nesne ilişkileri. Bunu öğrendim. Pek krizler hakkında konuşamadık. Yok kriz yok yani. Sizin bir de kriz yok. Ya hocam vardı. Kimse şimdi bir daha da şu anda bunları
Pogba krizler bulduk, onlar yani anlatmaya çalıştık. Hocam seni alalım. Yani hanım fazla yalnız kalmasın, oldu mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim de arkadaşım yalnız kaldı. Kesinlikle. Seni de alalım. O gitmesin. Sattı seni. Canım. Ne oldu, canım ne oldu? Yanındayım, merak etme. Biz canımıza bir ben bu şey bir şey evet. Yani biz mesela kocaman bahsederken, travmadan bahsederken diyoruz ki yani herkesin travması kendisine özeldir yani. Her şey herkes için. Bak bu cümle çok önemli, altınsın. Herkesin travması kendi için özeldir ve şiddet derecesi kendine ait. Size göre böyle tırışka bir konu olabilir ama o insan için de hayatın önüne ait bir konu. Yani bir iki örnek verdim, bir subay örneğini verdim, bir bilim adamı örneğini verdim. Çok ufacık bir olayın bir insanın hayatında ne kadar etkili oldu. Yüzlerce benim aşımda bir şekilde vaka var. İlkokul yıllarında, ortaokul yıllarında yaşanmış olan okuldaki sadece bir hadise. Bir aşağılama bir reddedim. Evet. Yani genel olarak zaten hayatın krizlerden bağımsız geçmesini kimse beklemiyor, kimse de karşılaşmıyor böyle bir şeyle. Bu şey şey değil, mantıklı değil açıkçası. Ama onun dışında bana da sorsan şimdi bir kriz anlatır mısın diye. Öğrenciler var mesela, var mı? Ama kendi yaşantımda var ama açık etmek istemem. Etmem, yok burada söyleme, daha sonra söylersin onu. Tamam. Hatırı veririm sana. Nasıl? Cüzi bir ücret karşılığı tabii. Mesela çok ciddi birkaç vaka var aslında bizde. Bir tane öğrencim vardı. Özel eğitimli, kaynaştırma öğrencisiydi. Köpeklerle konuştuğunu söylüyordu annesi. İşte köpeğin buna şeyler söylediğini, köpeğe aşık olduğunu, yorganın altında gece yatarken köpeğin resmini bağrına bastığını ve cinsel olarak da birkaç eylem gerçekleştirdiğinden falan bahsetmişti. Ama öğrenci, öğrenci 12 falan, yani 12 yaşında, 6. sınıf öğrencisiydi. Ama öğrenciyle mesela ben karşı karşıya geldiğim zaman, öğrenci aslında benimle konuşmuyor. Zaten bir bakış böyle perdelenmiş gibiydi. Asla bir duygu belirtisi göstermiyordu. Direkt böyle bakıyor, dinliyor. Hatta birkaç kere benden korktu ilk sınıfına gitmiştim gözlem için. Arkasını döndü falan. Arkadaşım demiş ki, o demiş, deli onunla konuşuyor demiş. diye biraz arkadaşlarımdan bilgi toplamıştım. Sonra daha sonrasında hiç iletişim kuramadım çocukla. Yani genelde ne düşündün bir hipotezin ne? Var mı yani, bir hipotez olan arkadaş? Hipotez olarak aslında çok fazla bir şey düşünemedim. Sadece annenin anlattığı, yani tabii anne şeye götürmüş, psikiyatriste götürmüş öğrenciyi. Şizofreni başlangıcından bahsetmiş. Yani ne kadar görüştü, öğrencilerin hani duygularına ne kadar hakim. Çünkü çocuk iletişim kurmuyor hiçbir şekilde. Ben de kuramadım ve duygu belirtisi de alamıyorum. Yani sadece boş bakıyor. İletişim kuramadım psikiyatrisiyle. Kadın, yani annesi ve iyisi bilmiyordu ismini. İletişim numarasında herhangi bir şeyi alamadım. Daha sonra da öğrenci o şekilde gitti. Yani okuldan da istedi. Farklı bir okula gitti. Aslında biraz kayıp oldu bizim için açıkçası. Evet. Sen gereğini yapmış yani. Bir hekime göndermişsin. Böyle bir konuda hekim mutlaka görmesi lazım. Organik bir hastalık olup olmadığıyla ilgili. Evet, teşekkürler. Organik bir hastalık olup olmadığıyla ilgili hekim bir bağlantı kurmadı. Tabii bu 12-13 yaşlarında aile içerisinde yeteri kadar iletişim kurmayan çocukların hayali arkadaşları olur. Şizofreniye benzer ama şizofreni değildir. Bu şekilde deneyimler olan var mı? Hayali arkadaşlar, bu hayvanlardan da olabilir. Hayali animasyon karakterlerinden de olabilir veyahut da kendisi yaratır, bir erkek veya kız. Onunla konuşur, sohbet eder, beraber gidilir, dolanırlar. Arkadaşları da arkadaşlarına bahseder. Arkadaşlarına bahsettiği zaman da arkadaşları ilgilendiği zaman bunu abartır. Bu yani 10 liralık para değerini 20 liraya çıkardı kendi gözünde. Arkadaşlar ne oldu, Ali geliyor mu, gidiyor mu, Ayşe geliyor mu, gidiyor mu diye. O hayali arkadaşlarla ilgili bir şeyler dinledikçe diğerlerine garibine gider. O garibine gittiği bununla var olma ihtiyacı hisseder. Bu şekilde süreç devam edebilir.
genellikle fark edilmeyen, önemsenmeyen, dışlanmış, aile içerisinde konuşmayan çocukların ifade ettiği bir şeydir. Bizim bölgemizdeki öğrencilerin zaten hani aile içerisinde bu şekilde çok fazla ilgilenildiği ya da ilgili gören aileler de var ama tam olarak çocuğun gerçekten sevgiyle ilgili ihtiyacını karşılandığını düşündüğümüz bir ortamda çalışmıyorum ben. Yani bölge açısından bir de hani asla okulla ilgili bir sıkıntım yok ama İmam Hatip bir ortaokulunda çalışıyorum ben de arkadaşım gibi. Ailelerin sosyoekonomik düzeyine de işte o geldikleri kültürel seviyelerine falan baktığınız zaman daha düşük seviyedeki ailelerin tercih ettiği bir okul oluyor. Genellikle tabii ki üst düzey konuma sahibi ya da işte öğretmen, avukat, mimar, velilerimiz de var ama genel olarak köyde, kırsal kesimde yaşayan ya da şu mantaliteyle gönderiyorlar çocuklarına. Hani hiçbir şey olmasa kural öğrensin, dinini öğrensin diyerek gönderiyorlar ama tabii bu tür ailelerin içerisinde biz mesela geçen senelerde lisede bizimleydi. Liseden de öğrenciyle görüşmeler yapıyordum, ortaokulda olduğuma rağmen. Ailesince kumar bağımlılığı olan babasında, işte içki bağımlılığı olan öğrencilerimiz de vardı, kapalı. Ama aile o şekilde gönderiyor. Yani çocukların bu ihtiyaçları çok güzel bir şekilde karşılanmıyor diye düşünüyorum ben aile içerisinde. Çocuklarda böyle bir ihtiyaç da var açıkçası. Peki, teşekkürler. Seni alabiliriz. Yavaş yavaş vaktimiz doluyor herhalde, doğru mu? Peki ben biraz soru cevaba dönüştüreyim. Siz krizi getirmeyince ben krizler oluşturmaya çalıştım. İnşallah karı koca krizi yaratmamışızdır otorite açısından. Sorularınız var mı? Psikolojik danışmanlıkla, psikoterapiyle, kimlik ve kişilikle ilgili olabilir, krizlerle olabilir, travmalarla ilgili olabilir. Kafanıza takılan bir şeyler varsa kalan sürenizi de o şekilde değerlendirelim. Anladığım kadarıyla şimdi senin bir sorun yok. Hiçbir şey anlamadık ya da her şeyi anladık. Her şeyi biliyorsunuz. Her şeyi bildiğinizi düşünüyorum ben. Buyurun efendim. Çocuğun durumunu değerlendirmeniz lazım. Bu narsisistik incinme kabiliyeti biraz daha yüksek olan, kabiliyeti düşük olan, yani hassas, eleştiriye tahammülü az, sınırlarını koruyamayan, aile içerisindeki ilgi ortamının aynı şekilde dışarıda devam edeceğine olan bir inançla çocuk gelir, bir yıl, iki yıl geçer, üçüncü yıldan itibaren etrafındaki arkadaşları veya görevliler bir şekilde bunu incitirler, kırarlar. Bu kırılma o kadar derin bir yara açar ki, bu yaradan dolayı sosyal izolasyon ve kendini geri çekerek koruma tedbiri alabilir. Tekrardan okulu sevinir hale getirmek, içindeki incinmişliği tamir etmek, onu anlamak ve algılamak ve bunun resme dökülmesi, oyuna dökülmesi, ifadeye dökülmesi şeklindeki bir destekleyici yaklaşım tarzı iyi hissettirir. İlave olarak eğer çocuk yalnız başına gelemiyor ise bir süreliğine aileden güvendiği birisi, annesi olabilir, ablası, abisi olabilir, okula gelip gitmesi, hatta bir süreliğine sınıfın içerisine alınarak o güveni tesis edildikten sonra sınıfın dışarısına, koridorda, koridordan bahçeye, bahçeden de dış kapıya kadar yakın kişinin uzaklaştırılmasıyla bir aşamalı davranışçı duyarsızlaştırma sistemi işe yarayabilir. Esas oradaki dediğim gibi acaba bu incinme ve kırılmadan kaynaklanan bir problem mi? Öyle bir şeyse bunun ifade edilmesi ve anlayışla karşılamak lazım. Ne kadar incindiğini ve kırıldığını onu onaylamak lazım. Kabul etmek lazım. Öbür tarafta da tut kaka demek lazım. Çocuk ayak taşa takıldı da düşerdi. Annesi ona taşa tut kaka yapar. Sen izin ama taş neden önüne çıktı senin? Demek ama ilerleyen yaşlarda görmüyor musun? Kazıkta da adam olun taş var. Tabii düşersin kafanın üstünde diye. Gerçekten de. Ama küçük yaşlarda bunu söylemiyoruz. Yani kaldırma kapasitesine göre. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Ben Sunay 85'te çalışıyorum. Bir öğrencimiz
Ömer Bey miydi? Abdullah. Abdullah Bey, hoş geldiniz sizden. Ben böyle isimler atıyorum, bazıları evet diye kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. Ali Bey dedim ama gitti Ali Bey. Endüstri meslekli çalışıyorum hocam, bir öğrencimiz var. Çocuk. Orta Anadolu'dan mısın sen? Aksaray. Aksaray. Tam da ortasın. Evet, 15 yaşında kız çocuğu. Şimdi annesini hiç görmemiş. Babaanne yardım, anne biliyormuş. Geçen sene miras kavgası yüzünden. İşte teyze aslında kardeş biliyor ama söylemişler işte. Böyle böyle senin annen bu değil, böyle değil. İşte sonra teyze var. Boşanmış halde çocuğum ölmüş mü? Kayıp. Kayıp. Baba hiç belli değil. Anne de yetiştirme yurdundan aldın mı çocuk mu? Hayır. Anne doğmuş çocuk. Babaanneye vermiş. Babaanneye ya da annemiz baba diyorlar. Babaannesi babası belli oluyor o zaman. Anneanne de, evet. Anneanne diyelim de o zaman bir cümle çelişmesin. Anneanneyi bırakmış. Gitmiş anne, anne yok o zamandan beri. Kayıp anne. Baba da yok. Yani gayrimeşru bir yaşantıda bir zahmet oluyor. Evet. Çocuğu doğuruyor, annesine bırakıyor, kaçıyor. Aynen öyle. Neyse, bu çocuk, ya, çok ben sosyal davranışlar gösteriyordu işte kendini işletiyor. Benim eski okulumdan da öğrenciymiş. Sonra ayrı sosyal politikaları yönlendirdik, psikiyatri servisine yönlendirdik. Bakanlık aldı, 3 ay yurda götürdü. Bu arada anneanne de gözleri görüyor, körüm ben diyor, yardım alabilmek için. Kör olduğunu iddia ediyor anne. Ben anne de rastlamıyorum. Yani anneanne başkan antrenör olarak geliyor. Yani psikiyatriyi yer açtık diyorsun. Aynen. Psikiyatriye gidiyor, anneanneyle konuşuyoruz. Psikiyatri servisinin verdiği ilaçları kullanmıyor. Ayrı sosyale işte bakanlığa yanlış beyanında bulunuyor. Okulda türlü işte arkadaşlarımız zaten çok bozuk. Okula uğramıyor. Sürekli bir şeylere bahane üretiyorlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani elimiz kolumuz bağlandı, tıkandı. Yani devlet çaresiz kaldı, sen çözeceksin. Ya ne yapacağız? Yok, ben zaten çözemeyeceğim için yönlendirdim, artık karışmıyorum ya. Arkadaşlar, psikoterapide hemen hemen her şeye bir şekilde yaklaşım yok, değil mi? Antisosyal davranışların henüz tedavisi yok. Bunları biz ilaçla ya tamamen uyuşturuyoruz ve cezaevine atıyoruz. Nasıl? Tekrar cezaevine çıkıyor, tekrar suçuşuyla tekrar yapıyor. Yapacak bir şey yok kalıyor. Ama sizler inşallah bunlarla ilgili antisosyalde bir çözüm yolu bulursunuz, bir terapi tekniği bulursunuz, bir ilaç bulursunuz. Size atayım ben de topu. Evet Fahri Nisa. Biraz yüksek sesle, diyorsan Mert duyamıyor. 6. sınıfa giden bir öğrencimiz var. Aile ilgisiz, abi suç örgütüne bulaşmış, işte sürekli karakolda falan dolanan bir tip. Çocuk da çok böyle antisosyal davranışlar sergiliyor diyeyim. İşte burun karıştırıp arkadaşlarının üstüne sürme, sınıf ortamında gaz çıkarma, geğirme tarzında böyle. Ve bu çocuk hiçbir yerde hiçbir şekilde sevilmiyor ve hiçbir şekilde istenmiyor. Yani çocuğa yaklaşım tarzı olarak ya da arkadaşlarıyla ben hani genelde bazen konuşmayı tercih ediyorum ama doğru mu yapıyoruz? Yani arkadaş ortamıyla da hani bakın böyle böyle bir durum var ama işte hani bunu içimize alabiliriz gibi bir grup şeyse yapabilir miyiz yani? Yapabilirsin. Çocuğun istediği tek şey sevilmek aslında. Derinden. Yani ne yaparsa yapsın. Sevilmek ve ilgi göstermek. Bunu yapabilirsiniz. Onun her türlü namus hareketine rağmen olduğu gibi tavrın içindeki imdat diyen çocuğa seslenebilirseniz hayatındaki ilk figür olarak sizi ömür boyu taşıyacağı ve besleneceği bir kaynak olarak kullanır. Ama ona çok ciddi çünkü ofisinizi bozacak, size küfür edecek, hakaret edecek, cinsel bir takım şeyler söyleyecek. Tüm bunlara rağmen içindeki o çocuğu görüp ona hitap edip orada dingin bir şekilde durabilirseniz duygu regülasyonu açısından aslında. İlk defa gerçekten her şeye rağmen sevilebilir bir nesne olduğunu deneyimlediğiyle tamamen değişir. Çok dramatik değişim olur. Bunun pes demesini bekleyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Yani cezalandırarak, aşağılayarak, öğüt vererek değil, o zaten sizi saldırgan hale getirip kendisini saldırgan değil, sizin saldırgan olduğunuz hiç var. Çünkü müddetle onu kovup da cezalandırır ama saldırgansız oluyorsunuz. Efendim? İçindeki saldırganlığı dışarı atıyor. Bir kişi yeter, bak. Bütün dünyayı düzeltemezsiniz, anneyi, babayı, okulu, öğretmenleri. Bir sürü manyak tip var. Siz bir kişi olarak ona gerçekten bebeğine bakan anne gibi merhamet ve şefkat duygularıyla yaklaşabilirseniz
bir kişi orada sabırla direnebilirse bir yıl, bir buçuk yıl, kaç yıl orada okuyacak. Orada durursa gidip rahatlıkla kapısını açabileceği, derdini anlatabileceği, güvenebileceği birisi olursa çok ciddi değişim olur. Önce bazı sırlar paylaşır ilerleyen aşamalarda. O sırlara gidip bir yerlere ihbar yapıyorsan, idareye vesaire, o zaman senin artık şehre bandın ve senin öbür hainlerden olduğunu kararı çıkar. Ve verdiği sırlara bir kısmı da şeydir, gerçek değildir. Şu da esrar işte, bu da bunu yaptım. Denemedim. Evet. İlkeler olmadığını mı kastediyorsun? Ya ilkeleri var belki kendi aralarında ya da yani o grup içerisinde kabul edilmiş ilkeler var ama bu genel kabul gören bir saygı, bir etik, ahlak yani bu tür şeyleri çocukları tanımadığı gençlerin özellikle şey. Aşırı bir yozlaşma olduğunu düşünüyorum. Tabii ki farklılık olacak kuşaktan kuşaktan bir değişim olacak ama evet bazı evrensel oradan ne soruyorsun? Ya ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ve gerçekten bunu oluşturmak istiyorum aslında. Biz bireyler olarak bir toplumun içinde yaşıyoruz. Toplum süreç içerisinde nasıl keskin kayaların kenarlarını rüzgar yıllar içerisinde yontarak yuvarlak kaya haline getiriyor. Deniz kenarındaki kayaları, sular nasıl yıllar içerisinde yuvarlaklaştırıyor ise genel ilkeler dediğimiz ilkeler, toplumsal yapı ve dinamikler bir müddet sonra çöktüler, o sivrilikler ortadan kaldılar, o kurallara bir müddet sonra uyarlar. Her dönemin kendine ait bir değer yargıları vardır. Belki biz biraz acele ediyoruz, belki biraz zorluyoruz. Veyahut da bulunan okul veya çevre nedeni biraz varoş olabilir, biraz ters bir pozisyon olabilir. Kafamızda yine fazla dayatmamak lazım. Yani hiçbir grup yoktur ki genel evrensel kuralların dışında bir hayat tarzı sürdürsün. Buradaki istisnası antisosyallerdir. Antisosyal o kişilik bozukluğu olanlardır. Onun dışında bir müddet sonra genel kurallara uyarlar. Mesela cinayet işleyen var mı aralarında? Niye işlemiyor bu? Evrensel bir kural. Tecavüz eden var mı? Mesela öğretmenlerine tecavüz eden var mı? Yok. Ne kadar büyük kurallara uyduğunu görüyor musunuz bunların aslında? Kız kardeşine tecavüz eden var mı? Nasıl? Şimdi onu diyorum. Yani aslında o kadar büyük kurallara uyuluyor ki biz onların bazıda var zannediyoruz. Ama bazı yapılarda bunlar hiçbiri yok. Yani sen gönlünden geçen şey daha efendi olsunlar, daha terbiyeli olsunlar, daha saygılı olsunlar, yalan söylemesinler, dürüst olsunlar. Ya söyleyebilirler ama sorumlu senden bir şey var. Yani bunu kendi aramızda konuşabiliriz ama hayat gerçekliği bu yaşlarda pek olmuyor. Dalgalanıyor, duruluyor, dalgalanıyor, burnunu sağ vuruyor, sola vuruyor. İki binanın içerisinde olduğunu görüyor yani. Şimdi şöyle buna fırla karşıya doğru gider, kafasını kalorifere vurur, onu anlar. Gelip kapıya vurur, bunu anlar. Bir oraya vurur. 3-5 yaptıktan sonra oradan kafayı vurmadan dönmeyi öğrenir. Hayat böyle bir şey. Evet. İyi arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ben arkadaşlar bir saniye. Mikrofonu kullanabilirsin. Evet. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Teklifini vermek üzere devam edeceğimiz sayın özellikle buraya davet ediyorum. Hocamla aşağıda konuşurken defnemesinde bir kriz bulamadık ama
burada sizlerin yardımıyla yarattığınız küçük krizleri bize fırsata çevirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca buraya gerçekten rahat gelebilmesi için dün sıcacık yuvasından da ayrı kaldı. Başka bir yerde kalarak geldi. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Bilginizi bizle paylaştığınız için teşekkürler. Erkilet. Evet. Sen taş verir misin? Erkilet. Aslında kırıkla evliyim. Terk alayım. Çok şey teşekkür etmiyorum. Görsen görsün. Aynen. Valla billahi. Buraya geldik. Önce bir soy ismi almışlar. Bağlantıyı tam bilemiyoruz. Seminerin kaydını mı aldınız hocam? Evet efendim. Bunu YouTube'da yayınlıyorum. Meşhur oldu. Yüzünüz çıkmadı ama ya. Yani yüzümü de. İsim neydi? Bu ne yasam olur mu? Olur tabii ki. Özür hocam, listeyi yapabiliyorum ben. Oda mı hocam? Gidemez yani. Gidemez. Bir tane yapacağım.
Nerede o? Sen tamam mı? Ben de yürüyüşler. Dörtlü çetenin dördüncüsü mü? Çeteler yürüşüyor. Gökçe, Tuğçe, Çabuk, Yumuşak Y var mı? Sen aldatmayın mı? Tutu sayma. Abi herkes beni tutu diye tanıyor. Tutu diyorum, tutu. İşte görüyordum. Merhaba hocam. Değil ben köyden. Sen neresin? Mardin. Mardin neresinden? Merkez. Teşekkür ederiz. Çok keyifliyiz. O yüzden de hiçbir şey değil. Yurt eli. Yurt eli. Dışarıda bir psikoterapi arkası var. Yönlendirmenin öyle değil mi? Teşekkür ederim. Bir arkadaşın zannederim. Evet. Kalemi sahibi az toparlayalım. Ama şimdi kaydedelim. Nasıl? Nerede okuldan geçsin? Ben de şey. Hoş geldin. Aynen.